biterken, uzar mı yol giderken, sormuyorum adımlarım. Biri kaldı. Ben Alafet'le nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Of, nasıl bu duruma geldik ya? Sonuçta senin sevgilin her zaman bendim. Aksini söyleyen mi oldu Gülşek? Açıkçası evet, işimiz biraz zor. Ama bir şekilde söylememiz gerekiyor işte. Eğer biz biraz daha söylemezsek... ben senin ne zaman gözlerine baksam... gelecekteki çocuklarımı gördüğümü anlayacaklar. Çok açık değil mi Elçin? Aslında başından beri tahmin ettiğimiz ama kendi kendimize olmadığına inandırdığımız gibi... başından beri bizimle oynuyorlarmış. Ferit, ben sana açıklayayım. Kes sesini! Hop 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 hop! Bu da uzun boylu değil. Alırım seni. Ne yapıyorsun ya? Güney, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Güney tamam, Güney tamam. Yuh! O kadar da uzun boylu değilmiş. Adam 2 metre ya. Hadi bilemedin, 2,5 metre. Sussana biraz. Oyun oynadın, bir de dönecek misin? Ya sana yazıklar olsun. Allah kahretsin seni. Ya sana yazıklar olsun ya. Ya ben sana ne yaptım ya? Değmez mi? Şu an ne söylersem anlamsız biliyorum. Ama şu an burada olanları görmenizi istemezdik ikimiz de. Gerçekten mi? İstemezdiniz tabii. Günçiçek benim. Sen de Elçin'in parasını sonuna kadar sömürünceye kadar bu pis planınızı görmemizi istemezdiniz. Ferit. Ama sana kötü bir haberim var Bayrampaşalı. Benim ailem artık zengin değil. Elçin'e gelince onun babası da bizim kadar salak olmadığı için sana zırnık koklatmazdı. Ferit. Bak, bu söylediğin saçmalıkları senin sinirine veriyorum. Ama uyarıyorum. Benim sabrımın sınırı var. Gel lan! Gel Gülsün! Gel! 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 Güney lütfen, Güney lütfen, Güney lütfen, Güney lütfen. Bırak Ferit, değmez, değmez. Ferit, değmez, bırak. Değmez, bırak. Ah be Elçin'ciğim. Ben sana senenin başından beri bunların hiçbir şeye değmeyeceğini anlatmaya çalışıyorum ama... dinletemiyorum ki. Ya siz nereden çıktınız be? Sarı kızcığım, Furki ve Camburger'i bilmiyorum da benim çıktığım yer gayet net. Bildiğin anamın... Kes sesini be! Başlatma ananın sezaryenine. Nereden çıkacak bunlar? Bunlar sürekli bizim başımızda böyle akbaba gibi dolaşmıyorlar mı ha? Akbabalar bile avlarını yemeden önce ölmeleri için etrafta birkaç tur atarlar. Sizin gibi canlı canlı süründürmezler. Ulan ben seni var ya... Siz nasıl insanlarsınız şekerim? Sizi seven böyle iki güzel, iki tatlı insanı üzmekten oluyormuş be.
Siz kapatsanıza çenenizi. Günçiçek, bu angutlar ne zaman çenelerini kapatabildiler ki? Bunların olayı değil o. Bunların ancak çenelerini ben dikeceğim, o zaman... Güneş, Güneş! Tamam Gülçek. Can, elindeki o sopayı şu közün içerisine sokarım. Onu orada 10 dakika bekletirim. Sonra onu senin... Lan! Saçmalama Bayrampaşalı. Şöyle köz olmuş mu diye geçmesin içi de. Bayrampaşalı canım. Canım. Bak fark ettiysen ben çenemi hiç mi hiç açmıyorum. Konuşan birileri varsa da bu ikisi. Döveceksen... Bölelerine sözlükte hem suçlu hem güçlü deniyordu galiba değil mi? Bırak Furkan ya. Biz göreceğimizi gördük. Ben daha fazla bu iğrençliğin ortasında durmak istemiyorum. Elçin dur. Biz göreceğimizi gördük de henüz Bayrampaşalı görmesi gereken her şeyi görmedi. Ne göstereceksin lan? Gel göstersene. Görüyorsun değil mi? Hemen bir agresiflik, hemen bir şiddete meyil. Tipik baroş hareketleri işte bunlar. Ha bir de sorsan delikanlıyız, dürüstüz, mertiz falan derler. Ama her türlü ihanet, düzenbazlık bunlardan çıkar. Lan Furkan! Şu lan. Lan! Bu arada Furkan sen demin Mert'ten mi bahsettin? Senin Mert diye bir arkadaşın vardı ya. Ne oldu ona? Nerede acaba şimdi? Mert'in adını ağzına al. Ya Can'cığım senin de sorduğun soruya bak. Mert nerede olacak ki? Şu an olsa olsa Bayrampaşalı'nın kız kardeşi Gülcan'la beraber bir parkta sarmaş dolaş oturuyor. Gülcan'la beraber bir sarmaş dolaş oturuyor. Ulan sen canlamışsın. Hadi hadi. Hop 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 yeter be. Güney yeter ya. Ferit. Elçin. Bak diyeceğiniz bir şey varsa şimdi susun. Daha sonra söylersiniz. Sen o uzun boyuna fazla güvenme. Kafaları al git buradan. Yoksa senin de onların da ağzını burnunu kırarım çok bana olacak ha. Furkan. Her ne yapmaya çalışıyorsan hiç zamanı değil. Ya bırak konuşma şu itle. Ulan basıp gitmezsen anlayacağınız dilden konuşmaya devam ederim ha. Sen ihaneti kendi tekeline falan mı zannediyordun ha? He? Hı? Eğer öyle zannediyorsan birazdan telefonuna göndereceğim fotoğrafa baksan iyi edersin. Furki, niye mesaj gönderiyorsun telefonla oğlum? Direkt yüzüne göstersene böyle fotoğrafı. Kes sesini be! Ne diyorsunuz lan siz? Bak şu fotoğrafa. Bak da gör bakalım. Sen Elçin'e ihanet ederken kimler sana ihanet ediyormuş? Thank you.
olur bir delilik yapma. Gül Çiçekciğim. Sen de çok üstüne gitme çocuğun ya. Belki Trafo ve Gülcan'la konuşacakları vardır. Saçma sapan konuşma Furki. Saçma sapan konuşup beni deli etme. Kızcağız haklı. Şunun şurasında sevgilisiyle diğerde flörtes ilişkiler yaşamaya gelmişler değil mi? Bunun üstüne biz üç sap olarak gelip basıyoruz o mekanı. Bu da yetmezmiş gibi Elçin Hanım ve Lü Uzun gelip basıyor. Şimdi Bayram Paşa da almış başını koştur koştur gidiyor. Jeneratör ve kız kardeşini basacak. Arkadaşım basan basana. Kimse bunun halini düşünmüyor. Yazık değil mi bu kıza? Elinden tutalım biz bunu. Kes sesini be. Ne konuşuyorsunuz oğlum siz? Ya bırak ne konuşuyorlarsa konuşuyorlar. Hem ben daha fazla burada durmak istemiyorum. Bu kız gerçekten midemi bulandırıyor. Ya sen bana baksana hayır diyorsun. Dur Çiçek. Yokma Uzun. Ben hayır diye konuşuyorsun. Laf ederim seni. Laf ederim. Bitiririm seni. Yemin ederim bu. Haklısın Elçin. Daha fazla durmayalım burada. Zaten göreceğimizi gördük. Elçin. Biliyorum bu gece benim yüzümden çok... Furkan gerçekten ama gerçekten şu an sinirli olduğum kişi sen değilsin. Emin ol. Kahretsin. Bu çocuğu ben alacağım ayağımın altına. Keseceğim boyunu. Aşkım şimdi... Aşkım mı? Ne dedin bakayım sen? Ya öyle bir anda ağzımdan çıktı ya. Kızmadım ki, hoşuma gitti. İyi o zaman. Aşkım. Bir daha söyle. Aşkım. Bir daha söyle. Aşkım. Bir daha. Aşkım. Bir daha. Ya Gülcan artık şeyini çıkartmasak. Sen hadi gir artık. Paşa falan görmesin şimdi. Yok, o daha gelmemiştir. Allah Allah, sen nereden biliyorsun küçük hanım? Abim girerken kapıyı sıkı sıkı kapardı onunla. Ha, bunu şimdi söylüyorsun yani bana. İki saattir gerim gerim geriliyorum burada. Nereye? Hadi gel, oturalım. Ya kızım, şimdi gelir melir paşa burada. Ne? Aşkım, telefonla da mı aşkım diye kaydettin beni? Yok artık. Niye? Yani şeyden dolayı ya, ben bu şey muhabbetini sevmiyorum işte böyle aşkımdı, böceğimdi, çiçeğimdi ondan dolayı ya. Ne diye kaydettin? Gülcan diye mi? Yok. Hem sen niye şimdi bu konuyu açtın? Ya merak ettim, söyle. Ya şimdi gerek yok bu konuyu konuşmaya ya. Ya söyle, küserim bak. İyi tamam. Ben seni şey diye kaydettim ya. Ne diye? Şey diye. Ne diye? Bilinmeyen numara. Bilinmeyen numara mı? Hı. Nasıl ya? Yani işte adın bilinmeyen, soyadın numara. Aşk olsun ben senin için bilinmeyen numara mıyım? Ne alakası var ya şimdi? O zaman niye öyle kaydettin? Ben iki saattir niye geriliyorum burada? Abin yüzünden olabilir mi acaba? Şimdi mesela abin benim yanımda tamam mı? Sen beni arıyorsun. Telefonda Gülcan yazıyor. Olur mu? Olmaz. Ya aşkım yazsa diyecek ki sen ne zaman aşkım aşkım bilmem ne. O muhabbete girecek. Şimdi mesela sen beni arıyorsun. Bilinmeyen numara yazıyor ekranda tamam mı? Ben diyorum ki bu ne abi diyorum ya. Kaldı mı ya bilinmeyen numara diyorum mesela. Benim prensimle uymaz diyorum. Meşgule veriyorum orada. Aşkım çok komiksin. Ne yapalım? Yani en azından bu şeyi şu an idare ediyoruz ya. Bunu söyleyene kadar böyle kendimize tedbirler alacağız. Evet, öyle. Ya hadi artık kalkalım, paşa falan gelir şimdi. Ya otur birazcık daha. Ben senin kollarını birazcık daha kalmak istiyorum. Allah Allah. İyi. Yani kollarım da bu durumdan pek şikayet edecek gibi durmuyorlar yani. Başka bir bilinmeyen numara mı? Başka bir bilinmeyen numara mı? Allah Allah. Ne alakası var kızım? Benim senden başka bilinmeyen numaram mı var? Benim tek bilinmeyen numaram sensin. Cimbam cimbam. Ama dikkat edersen açmadım telefonu. Çünkü şu an bu büyülü anı bozmak istemiyorum. Ya biri meşgule veriyor, birinin telefonu kapalı.
meşgule veriyorsa tabii meşguldürler sizin herhalde. Neyle meşguller acaba sevgili Furkan? Siz ne kadar gerizekalısınız ya. Şu yaptığınızın sonuçlarını düşünemiyor musunuz? Ah, aslında çok iyi hesapladık sonuçlarını değil mi Furkan? Hatta öyle ki düşündüğümüzden daha bile iyi oldu. Siz ne kadar gerizekalısınız ya. Bu yaptığınızın yanına kar kalacağını mı zannediyorsunuz? Biz aslına bakarsan sevgili sarışın varoş kız böyle şeyler için kar amacı gütmüyoruz. Çünkü biz yeterince varlıklı ailelerin çocuklarıyız. Evet, sürümden kazanıyoruz. Bu arada telefon meşgule veriyorsa mesaj atmayı dene. Aferin Zeki. Evet, çok mantıklı değil mi? Rica ederim canım. Ne zaman yardım etmek istersen ben hazırım, buradayım. Hatta bir gün Bayrampaşa'dan ayrılırsam beni bulabilirsin. Yolumuzu buluruz. Olmaz mı? Ha, bu arada Bayrampaşalı'ya söyle eğer babasıyla aynı koğuşta yatmak isterse bana haber versin. Adalet Bakanlığı'nda bir tanıdık bulur, hallederiz. Ha, aklında olsun. Trafoya da söyle babasıyla aynı mezarlıkta yatmak isterse beni bulsun. Mezarlıklar Müdürlüğü babamın tanıdığı olur da. Ha, bu arada Trafo'nun babasını mezardan çıkarıp Bayrampaşalı'nın babasının olduğu koğuşa koyabiliriz. Kıs kıs. Hani benim kıs kısım? Ne saçmalıyorsun oğlum? Kıs. Saçma sapan konuşma Zeki. Biz kötü adam sahneyi terk eder şakalarının hepsini yaptık zaten. Ben de kötü adamım. Ben nasıl sahneyi terk edeceğim? Benim de sahneyi terk etmem lazım. Sen gel Zeki'ciğim. Daha benim tarafımdan teselli edilmeyi bekleyen çok güzel ve yeni aldatılmış bir kız var. Kim? Ben tanıyor muyum? Allah aşkına kim olduğunu söyle. Dur sana bir ipucu vereyim. Ne olur söyle. Elçin'in babası amcanın kızı. Başka bir ipucu daha ver. Cumbo mesaj atmış. Yani ben şu anda sevgilimle güzel bir vakit geçiriyorum değil mi yani? Ne kadar anlayışsız arkadaşım var benim ya. Sen de benim gibi telefonunu evde bırakacaktın. Doğru söylüyorsun da şimdi ben bu mesajı okuyayım. Çünkü aramanın üstüne bir de mesaj atmış. Kesin dalınacak malınacak mevzu vardır. Sen şimdi hadi eve gir. Beni bulmaya geliyormuş çünkü. Ama Mert. Gülcan hadi sen eve gir. Şimdi bizi bu halde görmesin hadi. Tamam. Mert! Kapıyı çaldım ama evde yoksundur diye. Anahtarı da alayım. Anlamadım. Siz kimi aradınız? Kimi mi? Yani anlamadım. Anlamadığınız çok belli zaten. Anlasaydınız buraya gelmezdiniz diyorum. Tamam. Tamam Songül. Sen hala o saçma mevzuya takık durumdasın. Ama bak hiçbir şey göründüğü gibi değil. Tabii canım ne göründü? Göründüğü gibi değil tabii ki canım. Yani o çatlak Esma Sultan sizin üzerinize falan çıkmaya çalışmıyordu. Yanlış. Yok öyle bir şey. Kötü bir büyücü gelmişti. Kötü bir büyücü geldi, sizi sandalye yaptı. Ve o çatlak Esma Sultan da sizin üzerinize çıkıp oturmaya çalışıyordu değil mi? Yani evet. Hayır tabii ki. Ama öyle de olsa yani göründüğü gibi de olsa aslında... Yeter. Sizin isminizi Hasan Paşa olarak değil, saçmalayan paşa olarak değiştireceğiz. Yeterin artık, daha fazla saçmalamayın. Lütfen gidin. Gidin. İyi de yani ben nereye gideyim? Nereye gideceksiniz dedi. Siz aslında erkeklerin en büyük problemi bu biliyor musunuz? Hep A planı yapıyorsunuz. Yani aldatmak ve yakalanmamak üzere. Ama bir de B planı yapmanız lazım. Aldatmak, yakalanmak ve kalacak başka bir yer bulmak konusunda. Ama yani... Yeter. Yok aması maması yok. Bitti. Güle güle. Hadi canım bir daha görüşmemek üzere. Haydi. Allah Allah. Ne yapacağım şimdi ya?
Nasıl yaparsın lan bana bunu? Ha? Yürü kız Eray. Yürü, seninle evde konuşacağız. Yürü çabuk. Çabuk. Nedir bu? Paşa bak. Bak şu an kızgınsın, seni anlıyorum ama eğer ortada bir hata varsa onun tek sorumlusu benim kardeşim, tamam mı? Ne kardeşi lan? Bu mu senin kardeşin? Ben senin kardeşinsem Gülcan neyin oluyor oğlum senin? Hangi delikanlının kitabında yazar lan senin bu yaptığın, ha? En yakın arkadaşınım oğlum ben senin. Kız kardeşim benim o. Nasıl yan gözle bakarsın? Senin bu yaptığını oço bile yapmaz lan. Paşa ağır ol, benim kimsenin kardeşine yan gözle falan baktığım yok. Ben seviyorum abi Gülcan'ı. Onun da gönlü bana düşmüş. Ne yapayım abi, ha? Ne yapayım, söküp atayım mı bu kalbi yerinden paşa? Ha? Vuracak mısın, vur. Bana vurmak mı istiyorsun kardeşim, vur hadi. Elimi kaldırırsam namerdim, vur hadi. Ben seni var ya. Sana vuracak yumruğum bile yok. Defol git. Bir tane yumruk kalmış. Şimdi istersen sürünerek, istersen ayağa kalkıp yürüyerek defol git buradan. Hadi. Yürü kız eve. Çabuk. Senin bacaklarını kıracağım. Çabuk yürü. O şerefsiz arkadaşı tanarak büyük bir yanlış yapmışım ben. Gülcan Hanım arkamdan asla iş çevirmez diye güvenerek büyük bir yanlış yapmışım. Yani yanlış oğlu yanlış yapmışım. O şerefsizin burnunu kırdım, bu kapıyı da kırarım. Aç şu kapıyı! Oğlum gel bir sakin ol. Bırak bana, ben tatlılıkla konuşayım onunla. Ne halt ettiyse gelip hesabını verir sana. Konuş, çıksın dışarıya. Gelsin bize anlatsın hepsini. Anne! Bak çıksın oğlum. Çıksın dışarıya. Sen onun abisisin, ne olur bir delilik yapma. Hadi güzel. Mert, bu ne hal? Mesajımı almadın mı? Aldım da biraz geç aldım. Zaten sağ olsun paşa elden iletti mesajı. Canın çok yanıyor mu? Önemli değil ya. Yani sonuçta bugün yarın olacaktı, bugün oldu işte. Salça mı yumurtladı? Yok. Ya bu akşam çok acayip şeyler oldu. Neyse, ben sana sonra anlatırım. Gel elini yüzünü yıkayalım. Ya bir şey soracağım sana. Gülcan'a bir şey yapmaz mı? Güney'in Gülcan'ı ne kadar çok sevdiğini bilmiyor musun? Biliyorum öyle ama kasap da eti çok seviyor ama vuruyor onu yerden yere. Gel elini yüzünü yıkayalım. Nasıl ya? Sen Hasan Paşa'yı evden mi kovdun yani? Kovdum sayılmaz. İçeri almadım. Yani kapıdan içeri geçmesine izin vermedim. Ha, vallahi bravo anne, tebrik ediyorum seni de. Hani unuttuğun ufak bir ayrıntı var. Neymiş o unuttuğum ayrıntı? Onu içeri sokmadığın bu evin Hasan Paşa'ya ait olduğu. Ne yapalım yani onun evinse? Ne demek ne yapalım yani onunsa? Olur mu hiç öyle şey? Adam bizi zor zamanımızda evine aldı, bize evini açtı. E biz ne yapıyoruz? Dağdan geldik, bağdakini mi kovuyoruz? Hayır canım, bağdakini kovmuyoruz. O çatlak Esma Sultan'ı üzerine alan edepsizi kovuyoruz. Hayır anneciğim, hani öyle bir şey olduysa... Olduysa mı? Ne demek olduysa? Ben gözlerimle gördüm diyorum sana ya. İnanmıyor musun sen bana? Yalan mı söylüyorum ben? Yok anneciğim, ben sana yalan söylüyorsun demiyorum zaten. Ya o çatlak Hasan Paşa'nın kucağına zorla oturmuştur. Oturmasaymış. Niye? Nuri Alça gazozu içip de mi oturmuş? Ay of anne ya. Hani sanki bilmiyorsun Esma Sultan'ın ne kadar çatlak olduğunu. Vallahi çok ayıp ediyorsun anne. Sevil, kızım sen benim işime karışmasana ha.
İyi tamam, karışmayacağım. Ben şöyle uzaklara gideyim o zaman. Nereye gidiyorsun sen? Sen beni kovmadan ben kendimi kovuyorum. Hayır efendim, yok öyle şey. Bu evde bir şey kovulacaksa her şeyi ben kovarım, tamam mı? Ben kovarım. Ha, o zaman şu sivrisinekleri kovsan da senin şu özelliğini bir görsek. Hadi, hadi git yemeğini ye, benimle dalga geçme, hadi. Ben gün çiçeklere gidiyorum, orada yerim. Al anahtarı, gece beni uyandırma, utanırım. Şuna bak. Duştan çıkmış. Ben gidip bir konuşayım şununla. Elçin kızım. Gelebilir miyim? Elçin kızım. Hadi ne olur hırpırılma böyle kendini. Bak seni böyle gördükçe biz de çok üzülüyoruz. Ya yapma anne, Emir'in babamla göbek atıyorsunuz da. O nasıl söz öyle kızım? Biz senin üzüntüne nasıl mutlu olabiliriz? Keşke daha önceden bize söyleseydin. Ya anne tamam. Keşke daha önceden sizi dinleseydim. O zaman üzülmeyecektim. Benim için yanlış kişi, hep hata yaptım. Ne oldu, oldu mu şimdi, mutlu musun? Ya lütfen. Biraz kalıp yaptığım onca hata için ağlayabilir miyim? Kızım, arkadaşım Furkan gelmiş, aşağıda seni merak etmiş. Ya baba lütfen, şu an kimseyi görecek durumda değilim. Hadi ama kızım, çocuk o kadar gelmiş, aşağıda bekliyor. Hadi kızım, üstünde bir şeyler giy, saçını topla. Birazdan Furkan yukarı çıkacak. Hoş geldin Furkancığım. Hoş bulduk efendim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim, teşekkürler. Ay çiçekler ne kadar güzel. Elçin'e mi getirdin? Hayır, bunlar sizin için. Ay, çok teşekkür ederim, çok naziksin. Hülya kızım, çiçekleri vazoya koyar mısın? Ben de Elçin'i merak ettim de iyi mi diye bir bakmaya geldim. Duymuşsunuzdur belki, bu akşam üzücü şeyler yaşadı. Evet, bahsetti biraz. Gerçi o Bayrampaşalı denilen çocukla ilgili çok konuştum ama... Maalesef ben de çok uyarmaya çalıştım ama dinlemedi. Neyse, zararın neresinden dönülse kârdır değil mi? Artık Elçin müsaitse ben görüşebilir miyim? Tabii, o da çok sevindi senin geldiğini duyunca. Şimdi üstünü değiştiriyor, birazdan çıkarsın yukarı. Gerçi böyle bir zamanda onu yalnız bırakmaman çok büyük bir vefa örneği. Çok teşekkür ederim sana. Olur mu öyle şey efendim? Arkadaşlar böyle günler içindir. Güney, oğlum. Bak ben Gülcan'la konuştum. Mert'le aralarında pek fazla bir şey geçmemiş. Hadi ya. Pek bir şey olmamış yani. Yok yok, fazla bir şey olmamış. Öyle değil mi Gülcan? Abicim bir şey olmadı desene. Madem bir şey olmadı, o zaman gitsin Orçun'a da çıksın. Peker'le de çıksın. Ne alakası var abi ya? Biz Mert'le birbirimizi seviyoruz. Hala birbirimizi seviyoruz diyor ya. Kızım sen kafayı mı yedin? Senin yaşın kaç, başın kaç be? Okuyorsun sen. Üstelik Mert benim en yakın arkadaşım da. Kızım sen bana kafayı mı yedireceksin? İyi işte, en yakın arkadaşın. İyi biri olduğunu biliyorsun. Fe subhanallah, fe subhanallah. Kızım bir sus. Delirecek misin abini? Ama öyle değil mi anne? Tamam. Sana söylememekle hata yaptık. Ama bu yaptığın ikiyüzlülük değil mi? Mert madem iyi biri, niye yakıştırmıyorsun kardeşine? Gülcan sana burada iki tane yakıştıracağım ha.
Demagoji yapma bana. Tamam, bitti. Artık benim Mert diye bir arkadaşım yok. Onu görmüyorsun, konuşmuyorsun. Abi! Lafım bitmedi. Gerekirse bundan sonra okula ben seni götürüp getiriyorum. Git bana cep telefonunu getir. Ama bu haksızlık! Sizin bana yaptığınız ne ha? Sizin bana yaptığınız haksızlık değil mi? Elin ciğeri beş para etmez adamlardan öğreniyorum arkamdan ne iş çevirdiğinizi. İş falan çevirmiyoruz. Cevap verme bana! Benim o zaman ne hissettim biliyor musun sen? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Peki benim neler hissettiğimi biliyor musun? Bilmiyorsun. Mert'le ne kadar görüşmemizi engellersen engelle. Ben Mert'i seviyorum ve her zaman seveceğim. Gülcan! Oğlum! Al bak gör kızını. Şımarttı, şımarttı tepemize çıktı. Ha şimdi de ben suçlu oldum. Anne tamam ya. Hadi git yat sen de. Bak oğlum tamam. Gidip yatacağım ama sen de yat uyu. Sabah ikiniz sakin sakin abi kardeş konuşursunuz. Ne uykusu anne ya? Bu gece uyku haram bana. Onun kapısına nöbet tutacağım. Hatta kapısına tahta çekeceğim çıkmasın diye. O herife kaçmasın diye. Ay yok artık sen de. Ne yok artık anne ya? Gece gece küçücük kızın dışarıda ne işi var? Canım ne mi ne ders çalışacağım dedi. Göndermese miydim? He, gördük ders çalışmayı. Sarmaş dolaş. Anne git yat Allah aşkına ya. Zaten ayakta uyumuşsun. Hepimiz uyutmuş kızın. Cimbom tamam bırak ya. Nasılsın daha iyi misin? Şu an hiçbir şey hissetmiyorum ya. Yemin ederim bak. Hayatımda ilk defa bir şey hakkında hiçbir şey hissetmiyorum. Nötrüm yani. Galiba benim canım dayak istiyormuş ya. Ben bunu anladım. Sen kafaya darbeyi sağlam almışsın. Bunlar hiç senin kelimelerin değil. Yürü içeri girelim. Yok yok. Şimdi iki saat annene laf anlatmak zorunda kalacağız. Boş ver gerek yok. Yürü hadi bari o zaman acile gidelim. Hayır ya. Ya böyle buzla falan olmaz. Ben artık hayatımda hiçbir konu hakkında acele etmeyeceğim Cimbom. Yani zaten şu anda hayatında her şeyini kaybetmiş bir insan duruyor karşında. Hadi sana iyi geceler. Benim gecem uzun daha evdekini anlatacağım olayı. Hadi sen de eve gir. Ödümü patlattın. Ne yapıyorsun burada be? Ne yapıyorsun oğlum gece gece trafoyla sen burada? Aa ne yapacağım be ben trafoyla? Neler oldu senin haberin yok. Ha ne oldu? Paşa trafoyla Gülcan'ı öğrenip trafonun ağzını burnunu kırdı. Ne? Evet. Hadi yürü evde konuşuruz. Vay be. Demek Paşa Gülcan'ı öğrendi ha. Hadi canım. E hadi. Ha. Ya ne olmuş? Şey anlatsana ya. Gel. Selam. Selam. Nasıl olduğunu merak ettim de bir gelip bakayım dedim. Sağ ol. Yalnız ben söylemiştim konuşmalarını yapacaksan eğer annemlerle birkaç tur yaptık zaten lütfen yorma kendini. Yok hayır öyle bir şey söylemeyecektim. Aslında dürüst olmak gerekirse yani işte tahmin edebileceğin sebeplerden ötürü Güney'den de senin Güney'le birlikte olmandan da hiçbir zaman hoşlanmadım. Ama senin gibi bir kızla birlikteyken o varoş gülünü tercih etmeyi düşünebilecek kadar aptal olacağını da hiç aklıma getirmezdim. Ben de Güney'in gün çiçeği mezara gömdüğüne inanacak kadar aptal olduğumu düşünmezdim. Şşş. Hadi ama Elçin. Bak. Bu olanlar için Güney'i suçla. Gün çiçeği suçla. Hatta gel beni suçla. Ama lütfen kendini suçlamaya kalkma. Çok teşekkür ederim Furkan ama yani yaptığım gerçekten çok çok büyük bir aptallıktı ya. Olsun. Aptallık aşkın en vazgeçilmez parçası değil mi zaten? Eğer öyle olmasaydı ben... Neyse. Ne?
Boş ver ya. Ne söyleyecektin? Söylesene. Şey diyecektim. Eğer öyle olmasaydı, ben senin benden nefret ettiğini ve bana bir daha asla geri dönmeyeceğini bildiğim halde çaresizce seni sevmeye devam edebilir miydim bilmiyorum. Yani... Affedersin ya, saçmaladığımın farkındayım. Hayır, öyle demeyecektim. Aslında merak etme. Sana karşı olan duygularımı tek başıma yaşamaya alıştım bile sayılabilir. Benimki oyun arkadaşı olmayan bir çocuğun tavlanın bir o tarafına, bir bu tarafına geçip kendi kendine tavla oynaması gibi bir şey. İyi tarafı her zaman sen kazanıyorsun. Ama kötü tarafıysa her zaman kaybeden de sen oluyorsun. Olsun. Ne yapalım? Nazım'ın da dediği gibi sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Tahir'i Zühre sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Ne? Ha, şiir okudum diye mi şaşırdın? Ha, sen duymadın o zaman. Artık kitap evleri zengin, şımarık ve sorumsuz çocukların da şiir kitabı almasına izin veriyormuş. Ya öyle düşünmedim. Şaka yapıyorum ya, açıklama yapmana gerek yok. Neyse, ben artık gideyim. Furkan, kalsaydın biraz daha. Yani konuşmak iyi geldi ondan. Ya tabii yorgun değilsen. Seninle konuşmaktan asla yorulmam. Ama eğer burada biraz daha kalırsam... aramızda arkadaşlığın ötesinde bir şey yaşanmasından endişeliyim. Aldatılmanın acısını yaşayan bir kızı suistimal etmek... benim için bile çok adice olurdu değil mi? Yalnız senden bir şey isteyeceğim. Bu gece istediğin kadar ağla sızla. Ama yarın sabah olduğunda... ve okula geldiğinde... o badem gözlerinin hiç gülüyor olsun ki o pis varoşlar kendilerini bu kadar üzülmeye değer olduklarını düşünmesinler. Denerim. Ve unutma, bir insanı gerçekten tanımak için ödenecek hiçbir bedel az değildir. Furkan, ben sanırım bu gece iki insanı gerçekten tanımaya başladım. Teşekkür ederim Enes'in. Alo Can. Şiir gerçekten çok işe yaradı kardeşim. Aha. Hatta daha da fazlası. Anlatırım yarın. Hadi bay bay. Solup birer pembe gül kokluyorlar karanlıkta.
gitmeden önce İçimde bıraktığın acıyla Kokunla uyudum bu gece Affet bu gece ölmek istedim Pembe bir mezarlık olmak istedim Nigar teyzenin görümcesinin oğlu vardı bir tane yani Nurettin. Ay sen git o gül gibi karını boşa. Ay kadıncağız ilk çocukla öylece ortada kalıverdi yani. Hem de kim için boşadı? Karşı komşusu Nurten için Allah'ın çirkini. O Nurten'in de bir tane eniştesi var ha Necmettin enişte. Sen kalk ben huzur evine gidiyorum diye o ütüyü masanın üstünde unut. Ay ütü masayı masa perdeyi perde böyle koltukları derken uşak herkes o... O başka bir hikayeydi. Onu ben daha sonra anlatacağım sana. Unutturma. Derken öyle hop gitti ev. Ay fenalık geldi. Anne kalk bırak otobüsü. Yürüyerek gidelim. Yok. Bende daha çok hikayeler var. Bilmiyorsunuz ki. Ay bunu teyzeleri de böyle gevezeydi. Teyzelerin ne geçtik? Hani annesi böyleydi. Hani annesi ömrümü yedi ömrümü. Dinle dinle. Ömrümü yedi ömrümü. Anne anne ömrümü anne. Ömrümü. Bırak. Ömrümü. Boşver. Bırak. Her neyse kankacığım, sonra çektim hatunu kenara, yapıştırdım duduşlara suni teneffüsün. Ay be! Görsen var ya oğlum, nasıl öpüşüyoruz, nasıl öpüşüyoruz? Dört farklı dilde, Fransızca, Almanca, derken Japonca ve sonunda da sessizce. Ay be! Hayal kurma oğlum, yengen hakkında hayal kurma. Gerçi hayal kurulmayacak gibi de. Ne anlatıyor bu? Ne bileyim ya, anlatıyor bir şeyler de ben başka bir şey düşünüyordum. Zaten Orçan'ın yanında başka bir şey düşünmek dışında ne yapılır ki? Kalbimi çok kırıyorsunuz demek isterdim ama artık bu saatten sonra muhatabım bile değilsiniz. Dedemin vefatından sonra Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet, toprağı bol olsun. Bize kalan miras hesabımıza yattığı yatacak. Rahmetlinin çaylıklarını da sattık mı daha da buraya hayatta gelmem. Beni bir daha zor görürsünüz. Korumalarım müsaade ederse görebilirsiniz ama ben korumalarıma müsaade ederse döverim vallahi. Of ya nerede kaldı bizimkiler? Arada lafa daldık okula geç kaldık gene. Evet ben hepsini teker teker aradım. Hepsini de aynı anda telefonu kapalı biliyor musun? Yoktaş gibi olaya. O niye öyle ya? Gitti şimdi öyle. Şimdi 13 bin yılda bir oluyor ama oluyor işte öyle yani. Ha. Neyse kızım ya kafamı karıştırdım öyle taşlamaçtı benim. Neyse taksi geliyor. Taksi! Oğlum parasını nasıl ödeyeceğiz? İndi bindi yapacağız Kamil. İndi bindi. Thank you.
insanın evi gibisi yok be. Hoş geldiniz sultanım. Şöyle Amerikan filmlerindeki gibi bir giriş yapayım istedim. Ama bizde nerede öyle atmosfer, nerede öyle ambiyans? Siz iyi bilirsiniz sultanım. Araba yeni galiba. Hayırlı olsun. Ne yapayım Hasan Paşa? Sabah okula gel, öğrencilerin çapaklı çapaklı suratlarına bak. Akşam eve git, Boğaz manzarasına nazır Nedim Bey'i düşün. E ben de ne yapayım böyle satın olarak mutlu oluyorum. Vallahi elimizde ne varsa onunla mutlu olmalıyız. Yetmez mi? Bana şarkıcılığı bırakmış müdür yardımcısı tripleri yapma Hasan Paşa. Kendini bana rencide ettirme. Yese bas bakayım Hasan Paşa. Ah Nedim Beyciğim. Allah'tan başka bir şey isteseydim keşke. Ben de şimdi Hasan Paşa'dan yese basmasını istedim ya. Ne? Okula yeni bir Almanca hocası mı geliyor? Bakandan torpilli demek. Olur o zaman. Buyursun gelsin. Kimmiş ki bu kadın? Nevriye demek. Nedim Beyciğim, telefonu suratınıza söndürüyorum bir taneciğim. Zira densizin biri durup dururken duran arabama çarptı. Hay güllü, hala hala güllü. Hay güllü, hala hala güllü. Peştemo, lupus küllü. Peştemo, lupus küllü. Aman adan alım, canım adan alım. Kes! Benim mekanımda, benim arabacığıma ne hakla vurursun sen? Kimsin sen Deccal? Merhaba canavar. Ya geçmiş olsun, bir durum mu var? Ne diyor bu Hasan Paşa? Benim anlamadığım bir dille konuşuyor. Kız senin dil diyen dillerini yerim. Dokunmayınız. Ya çekil tezgahın önünden, bir kaçıl ya, kaçıl. Sabah sabah siftahım senden olmasın ya. Bu pazar arabası kimin? Bu nasıl bir hakkaniyetsizlik? Bu nasıl bir terbiyesizlik? Bu nasıl bir densizlik? Bu nasıl bir yersizlik? Ve bu nasıl bir kıyafet? Kız senin böyle mi konuşuyorsun ya? Arda arda nefes almadan ya. Pancar motoru bir taka 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 taka. Vallahi soluksuz kalırsın, tıkanırsın. Allah canım alsın. Dur ben bir bakayım. 16'da 16 sen suçlusun. Anam babam vallahi. Anam mı? Babam mı? Sen hiç aynaya bakmıyorsun galiba Adana Pamuğu Prensesi. Hem 16'da 16 diye bir oran mı var? Hasan Paşa, bu Orta Asya'dan Anadolu'ya göçünü hala tamamlayamamış kadınla gerekli iletişimi sen kur. Zira alt kültürle iletişim kurucuyum diye kamburum çıktı. Madem alt kültür, öyleyse sizin için sadeleştireyim ben onu. 8'de 8 sen hatalısın. Ya ayıp söylemesi. İlkokulda matematiğim 3'tü. Yenge mi oluyor? Terbiyesiz. Bilader sen al bunu, yengenin arabasını götür sanayiye, şöyle tamponlu bir yapıştır, tamam? Alo! Alo kimsin? Ben villalardan birini satıyoruz, evet. 1 milyon avro istiyorum. Yerse anam, yerse anam, babam yerse biz tok satıcıyız. Oğlum onun bana gelişi 200. Sen git 200 gel ya. Bana bak, mekanın neresi sen oğlum? Sen, Allah seni kahretmesin. Kapat, kapat. Kapat telefonu. Kültür şoku yaşıyorum Hasan Paşa. Derhal bu arabanın fotoğraflarını çek, sigortaya götür. Ondan sonra da bu kadın kimin velisidir onu araştır. Çocuğunu okuldan, kendisini şehirden sürelim. Onlar sürünürken biz sürümden kazanalım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı sultanım.
Bana cevap verme. Bana cevap verme. Anlayacaksın tabii. Bunun için para alıyorsun. Fırkı! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yavaş kullansana şu arabayı. Daha ne kadar yavaş kullansın oğlum? 300'lük giden arabayla bisiklet gibi gidiyoruz işte. Yavaş kullan... Ne bakıyorsun? Niye bakıyorsun? Komik mi? Fırkı! Fırkı! Fırkı kime diyorum? Bir düzgün bir araba almayı beceremedin ya. Şuraya bak. Ya kolçak üstündeyim ya motor üstünde gidiyorum ya. Biz motosiklet almayı düşünüyoruz sevgili Zeki. Senden ebediyen kurtulacağız. Bana bak. Sen de dün akşam ne oldu anlatacaksan anlat hadi. Çatlatma adamı. Arkadaşlar ısrar etmeyin ya. Biliyorsunuz ben öyle yaşadığı cinselliği koşup da arkadaşlarına anlatan hırtlardan değilim. Ben olsam kesin anlatırım. Gerçi bir cinsellik yaşamadım. Ya da yaşadım da benim haberim yok. Oğlum bu sevimli, tatlı aşık numaraları biz yemeyiz şekerim. Başkasına yap bu numaraları. Vallahi siz yemezsiniz ama Elçin dün gece baya baya yedi. Nasıl? Niye yedi? Aa! Ya kilo olacak kız şimdi. Bana bak. Akşam akşam yedikleri dokunmasın şekerim. Hatta öyle bir yedi ki tam ben ayrılırken dudağıma bir öpücük kondurdu. Fırki! Fırki! Ne var? Aklıma bir şey geldi de. Şimdi Bayram Paçalı Elçin dudağından öptüyse ayrılmadan önce, Elçin de seni öptüyse bu durumda teknik olarak Bayram Paça senin dudağından öpmüş oluyor mu olmuyor mu? Saçma sapan konuşma be. Yo saçma değil. Amca saçma mı? Değil. Çok değil bence saçma değil. Gayet mantıklı. Hatta ben denklemi genişletiyorum ve diyorum ki şimdi sarı kız Bayram Paçalı dudağından öptüyse bu durumda sen de Bayram Paçalı'yı öptüğüne göre yavaş yavaş Bayram Paçalı'yı öptüğüne göre bu durumda sen de sarı kızla öpüşmüş oluyorsun. Teknik olarak şimdi ben de seni öpersem sarı kızı öpmüş oluyorum. Fırki bir öpeyim mi? Öz, öz. Kendine gel şekerim. Bunun tente kafamı düğmesi nerede ya? Dur! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak Fırki çok teknik öpeceğim ben. Böyle övüp geçeceğim. Zeki! Bak o aklından geçirdiğin şeyi yapmaya kalkarsan yemin ediyorum dudaklarını birbirine dikerim senin ha. Öyle diyorsun ha? Fırki! Bu arada... Canım ne haber? Ay çok şekersin. Fırki bu arada araba çok iyiymiş ya. Baksana spor araba adam bayağı iyi oldu. Yavaş kullan, yavaş, yavaş! Fırki, diyorum ki spor araba alman çok iyi oldu ha. Bak arabada ben spor bile yapabiliyorum ha. Bundan sonra hep bununla takılalım, olur mu? Zeki Bey, bak kaçabilirsiniz, saklanamazsınız tamam mı? Dökülün ya, neler oluyor? Bak, gerçekten söylüyorum, hiç itiraz kabul etmiyorum tamam mı? Dün dördünüzün aynı anda telefonları kapalıydı. Hadi anlatın bana. Hiç soran yok ama salça acaba ayaktan çatladı mı diye. Çok acımasızsınız, hadi dökülün. Salça, yemin ediyorum çarparım. Vallahi çarpar, ben de zevkle seyrederim. O zaman söyleyeyim bana, neredeydiniz? Siz gelmeden önce ben böyle stalker'dan dedikodularımdan harcamaya başlamıştım. Tam yarım saatlik dedikodum kaldı. Ama sizin için artık çok geç. Işığım yandı benim. Siz dökülün artık bana, alayım ben dedikoduyu. Neredeydiniz, neler oluyor? Ajan mısınız, sihir misiniz, nesiniz oğlum? Ya yine gidiyorlar ya. Bir de kafamı karıştırmak için farklı farklı yönlere gidiyorlar. Bu hala yaşıyor mu ya? Ne bileyim, zombi mombidir belki. Dikkatli olalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben zombilere bayılırım. Ne haber? İyi. Senin mi bu? Yok Zeki'nin. Herhalde benim. Kaç basıyor? 300 falan yapıyor. He 300, 300. Jeneratörcüm 300 falan bastığı yok. Bisiklet hızında geldik yemin ederim ya. Bambaşkanısız. Okul kameralarını tekrar hatırlatmama gerek yok herhalde. Yok şekerim yok. Bu çocuk kesin Alzheimer. 50 kere söyledik okulun her yerinde kamera var ama... Aha da orada. Hadi el sallıyoruz. Seni bak şu an öldürmüyorsam bunun tek sebebi var tamam mı? O da ölümün senin için kurtuluş olması. Size bunun hesabını öyle bir soracağım ki... ...hepinizin bundan sonra acı eşiği değişecek. Ne yani jeneratörcüm? Ölüm Fırki için kurtuluş mu? O zaman öldür gitsin. Adam ne çekti bilemezsin ya. Öldür gitsin. Kes sesini be! Sen de trafo musun nesin? Bırak bu
delikanlısı ayaklarını şekerim. Bize sökmez. Burası bir hukuk devleti. Bir derdin varsa gidersin, dava edersin şekerim. Öyle diyorsun da can eriyim. Bu ülkede bir dava nereden baksan 2 sene sürmekte, değil mi? Yani şimdi adam intikam için beklesin mi 2 sene? Zeki sus. Sana gelince trafocu. Elinden geleni ardına koma. Tabii o zamana kadar paşa seni öldürmemiş olursa. Mezara da girsem çıkacağım, gene sizi bulacağım. Siz şu kameralara dua edin. Yani anlayacağın siz haklıydınız işte. Ya Elçin'cim, seni bu halde görmek beni o kadar üzüyor ki. Ben demiştim diyesin bile gelmiyor yani. Yani işin garibi, ben de inanmıştım o çocuğun seni sevdiğine. Ya. İnandık işte. Hayır, aldatıldığıma mı yanayım? Bu tuzağa düşecek kadar salak olduğuma mı yanayım? Ya böyle içimden hıçkıra hıçkıra ağlamak geliyor ama... ya umursamamaya çalışmak o kadar zor ki. Ya canım benim, neden dün akşam çağırmadın beni? Ay, hiç kafam yerinde değildi zaten. Neyse, sonra Furkan uğradım. Furkan mı? Hı. Sonrasında işte nasıl olduğumu merak etmiş. Furkan mı? Fırsatı kaçırır mı? Yok, öyle değil. Ya başta ben de öyle zannettim de. Sonunda nasıl zannettin canım? Ya Alice, yani bilmiyorum. Ya ben sanki Furkan'ın başka bir yönünü gördüm dün akşam. Böyle daha samimi, daha insan. Furkan ve insan. Evet. Yani insan ve bizim Furkan. Evet. Anladım. Ya ben belki de dün akşam ilk defa Furkan içindeki insanı gördüm. Ha, tamam, şimdi anlaşıldı. Ya Alice ya. Ya bak, ne geliyor aklına bilmiyorum ama hiç öyle düşündüğün gibi bir şey olmadı dün akşam. Yani kısmen. Kısmen? Yani işte geldi, oturduk biraz. Çok güzel şeyler söyledi. Ben Furkan'ı öpmeye çalıştım dün akşam. Ya olamaz ya. Sen Furkan'ı öpmeye çalıştın ha? Ben Furkan'ı öpmeye çalıştım. Ah ya, hem de böyle duygusal bir anında. Ya evet, o hayal kırıklığıyla bir sürü şey olabilirdi belki ama... Furkan beni yanağımdan öpüp gitti. Vallahi inanamıyorum. Ya evet, haklısın. Yani yaşadığım ihanetin şokuyla böyle bir şey yapmamam gerekiyordu ama... ya zaten bugün Furkan'ı çekip konuşacağım. Diyeceğim ki, yani dün yaptıklarımı yanlış anlama. Ya sonuçta ümitlenmişsin, istemeyiz değil mi? Yani tabii. Yani. Tabii de yani ne bileyim. Bazıları da der ki kötü bitmiş bir ilişkiye sünger çekmenin en iyi yolu başka bir ilişkidir diyorum ben. Kız, senin kıvırcık geliyor. Sizin şimdi özel konuşacaklarınız vardır, ben gidiyorum. Ya Alice, senin kıvırcık dedi ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın Elçin'ciğim. Ben sana dedim bu kız intihar etmez diye. Saçma sapan konuşmasana sevgili Zeki. Arkadaşım, niye saçma sapan konuşacağım Caneri'yi, he? Yalan mı söylüyorum? Siz belli ki Elçin'i tanıyamamışsınız. Çünkü Elçin denen şahsiyet, böyle saftirik saftirik kendisine sadık zannettiği erkek arkadaşı burnunun dibinin ucunda eski sevgilisiyle kırıştırıyor diye böyle gururu ayakları altına alındı ve paçavra gibi bir kenara atıldı. Varoşun gülü kendisine tercih edildi diye intihar edecek bir kız mı? Allah aşkına, alıcı gözüyle baksana şuna. İnşallah bu paçavralar senin boğazına kaçar da konuşamazsın sevgili Zeki. Elçinciğim, bak ne olur üzmüyoruz kendimizi. Böyle içine atma, dışarı vur. Dışarı vur gitsin. He? Hem sana varoş mu yok? Nereden baksan bir inşaata gitsen, inşaatta yok mu bana... Kız! Çok, evet. İnşaatta yok mu benle beraber bir çay çorba içmek isteyen desen, benimle aynı yolda yürümek isteyen desen, beni al örneğin mesela. Gerçi tipim değilsin ama ya mesela bu çocuk var değil mi? Gül gibi çocuk yani, yakışıklı. Neyse, ben gidim artık. İnşaatlarda menemenini ekmek bana ver inşallah Zeki. Yürü. Şş, iyisin yine, hadi bakalım, hadi yürürsün oradan. Of.
Elçin'cim, sen Zeki'nin kusuruna bakma. Malum onun beyni sümüklü böcek kıvamında olduğu için. Ya Furkan, iyi oldu seni gördüğüm. Aslında ben de sana bir şey söyleyecektim. Tabii. Aslında benim de sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ne o? Şey, ben dün gece olanlar için özür dileyecektim. Ha, niye? Yani o dün gece ayrılırken yaptığım şey için. Ya, umarım seni reddetmemi bir hakaret olarak algılamamışsındır. Şey... Ben sadece yapmaya kalktığın şeyin o anlık bir acının sonucu olduğunu düşündüm. Tabii seni öpmeyi hiç hayal etmedim desem yalan olur. Ama eğer bir gün böyle bir şey olacaksa bile, bu beni gerçekten tanıdığına ve benden hoşlandığına emin olduğum zaman olabilir. Yani biliyorum, geçen sene denedik ve olmadı diyeceksin. O yüzden ben de çok fazla ısrar etmeyeceğim. Sadece şunu bilmeni istiyorum. Ben senden bir karşı cins olarak da çok hoşlanıyorum. Ama eğer sen de bana farklı bir şeyler hissetmiyorsan, karşında sadece seni her zaman çok iyi şekilde dinleyecek bir arkadaşın olacak. Hiç merak etme, tamam mı? Tamam. Sınıfta görüşürüz o zaman. Tamam. Aa, ya aman. Ne yapıyorsun? Gerizekalı. Zeki. Ha, burası. Ne yaptın Ersin be? Kuş kafese girmek üzere. Çok az kaldı. Da ne kuşu? Kuş mu? Ersin'le konuşmuyor muydun oğlum sen? Zeki sus, zaten birikmiş dayağın var. Heh, bak o konuda diyorum ki ben o dayakların hepsini bir köşede biriktireyim, kalsın. Hepsini beraber yerim. Tek tek çok zor oluyor ya. Furki, bence biz buna bir eş bulalım. Bunun gibi değişik zekalı. Bunlar ikisi parklarda, bahçelerde dolaşsın. Biz de biraz nefes alırız belki. Oğlum, kız değişik zekalı bile olsa bu ondan daha değişik zekalı olduğu için 3 saniyede şutlar bunu. Bu da aynen bizim kucağımıza. He, kucağınıza mı? Kucağınıza derken? Arkadaşım, yani üçlü takılıyoruz da o kadar yakınlaşmadık ya. Lütfen. Hest, hest. Ayrıca Furki haklı. Şimdi benim yalnız kız konusunda çok seçiciyimdir. Bayağı prensipleri olan bir insanım ben. Yani benim sevebileceğim kız nereden baksan böyle Hobbit'ten hallice, Filmin Sultanlarından da bir tık aşağıda. Bak iki tık değil, bir tık aşağıda. Böyle bir o kadar boylarında ki ben onu keseceğim. Sürekli göz hapsinde tutacağım, keseceğim onu sağdan soldan. Tamam, eline ne kadar aşıksan. Yaklaşık 25 bedenden hallice, 55 nasıl? 55 kışlık, yorgan falan kullanmazsan iyi olur. 55 ya, olmaz, 32-34 beden böyle ince belli çay bardağı kıvamında olacak ki böyle hareket kapasitesi çok önemli. Sağ sol, öne her yere hareket edebilecek, değil mi? Sadede gel. Sadede geliyorum, bakışıyla dışımı, gülüşüyle içimi ısıtacak. Böyle kor gibi, alev gibi, ateş gibi yakacak. Saçmalama be. Nereden bulacaksın öyle kızı? Olsa ben denk getiririm bugüne kadar. Gördük. Getiremiyorsun denk. Hiç olmazsa elime aşık statüde dolaşmıyorum. Değil mi? Buldum bile. Ben bir evlenip geliyorum. Şşşt! Saçma sapan. Bizi rezil etme. Arkadaşım, istikbalimle niye oynuyorsun? Günaydın şekerim. Ne haber? Günaydın canım. İyi. Ne olsun ya? Sıkıntıdan tweet atıyorum işte. Dün kimi gördüm? Bil bakalım. Kim gördün? Sercan'ı gördü. Ben diyorum ki arada benim de özel muhabbet edebileceğim durumlar olsun. Yani dolayısıyla bence siz bir çıkın dışarıya. Ben orada mıyım? Bakın. Ne dersiniz? Hayır. Allah Allah. Gelirken bana gazoz getirirsin sen. De, de. Sercan'ı gördüm. Sercan kimdi ya? Ya kızım yok mu ya? Hani şu benim yakışıklı arkadaşım, tanıştırmıştım.
Ay hani böyle Beril'in doğum gününde tanıştınız yani, yuh! Hey Allah'ım ya, hatta çocuk böyle beni gördüğü anda seni sordu. Alice nerede? Harikalar diyarında mı dedi? Ay tebrik etseydim, bu şakayı yapan 100.000. kişi oldu çünkü. Bir kere o iş birinin telifi bana ait. Sen boş ver, ben vereyim. Telefon numaranı vereyim ben. Hayır, verme telefon numaramı bana. Oh, kızım, bak diyorum ki sana çok yakışıklı ya. Yemin ediyorum bak, böyle helikopteri var, yatı var, katı var. Ay merak ediyorsan babası da çok zengin. Ya canım benim, hayatta bundan daha önemli şeyler var. Neymiş onlar? Ya mesela follower sayısı gibi. Follower sayısı mı? O ne, ne öyle? Ver bakayım şu çocuğun Twitter adresini. Yaz. Aktre Sercan, Aktre Varler. Bu mu? Ay bu tabii. Bu kadar yakışıklı çocuk. Yani orada birazcık böyle yamuk yumuk çıkmış ama sen yakından gördün. Ay hala mı çıkaramadın kızım ya? Allah Allah. Dilkopatçım, görmüyor musun? 156 follower yazıyor burada. Yani sonuç? Yani sosyal çevresi geniş olmayan bir insanda benim ne işim olur sence? Bak mesela, geçen gün bir çocukla tanıştım Twitter'da. 5600 tane follower var. Beş bin altı yüz follower'ı var. Ay beş para etmez bu be. Allah Allah. Ya beş para eder mi etmez mi göreceğiz işte. Bu hafta içi buluşacağız. Bir çay içeriz. Kahve içeriz. Bir kaynaşırız. 5600 kişi aynı anda yanılıyor olamaz herhalde. Emin misin? Eminim. Son kararın yani. Son karar. Eyvah, bizim manyak geldi. Çok şey kaybettin. Ah tatlım. Bu gazozun dışarıda da yoktu. Aferin. Sercan ne yapıyor? Kalk, kalk ben sana Sercan'ı anlatacağım. Al şunu da. Aferin sarışın. Ah, demek artık büyüklüğü değil, follower sayısı önemli ha. Ben de tweet alemine dalıyorum be. Hem zaten benim Erol Keskese'den neyim eksik? Allah'ım yarabbim ya. Alice'ciğim, seninle olan aşkımız trendy topic olmazsa bana da orço demesinler. Hem de iki o ile. Ne diyorsam o. Derhal bu dedikodu gizemini çözmem lazım ya. Yemin ediyorum şifaniyetine bir tane dedikodum kalmadı. Cimim, Allah aşkına anlat ne olursun, anlatmam da hiç atlayacağım ortadan iki ya. Küçük bir yarınız nasıl? Görüşürsün hocam. Ya ama hiç olmuyor çocuklar, vallahi olmuyor ya. Hayırdır paşa? Dün akşam attığın yumruk yetmedi, şimdi yol mu kesiyorsun? Vallahi bir yumruktan fazlasını hak edecek bir adam olsaydın devamı gelirdi, merak etme. Haklısın, bana kızgınsın biliyorum. Ama 10 yıllık dostuz. Bence bunu oturup adam akıllı konuşmak lazım. Hala dost diyorsun ya. Ulan ne dostluğu? Ortada arkadaşlık, dostluk mu bıraktın? Bundan sonra konuşacak bir şey yok Mert. Gülcan'ın adını ağzına almayacaksın, o kadar, duydun mu? Bakalım da ona Gülcan karar versin kardeşim. Hala ne diyor ya? Oğlum ben sana ne diyorum sabahtan beri ha? Paşa bak, çek şu elini, artık sabrımı tüketmeye başladın ha. Benim sabrım sonsuz zannetme, çek şu elini. Ne yapacaksın? Çek şu elini. Ya. Ne yapacaksın? Ya. Ha? Ya Mert, ne yapıyorsunuz? Ne kavga mı ediyorsunuz ya? Yok bir şey Ayşe. Ne yok bir şey, ne yok bir şey? Az önce kavga ediyordunuz. Bak yine kavga ediyorsunuz ve bana bir şey söylemiyorsunuz. Bak ölürüm meraktan. Ayşe. Tamam öleyim ben buradan. Ayşe yeter! Çocuklar neler oluyor? Niye bağırışıyorsunuz? Hocam ben bunları yine böyle gırtlak gırtlağa yakaladım. Yine bana yalan söylediler. Yine hiç yok deyip geçiştiriyorlar ha. Hocam bir şey yok. Arkadaşla şakalaşıyorduk biz sadece. Evet hocam. Mert gereksiz bir eşek şakası yaptı. Ama sıkıntı yok, komik olmadığını anladı. Bundan sonra tekrarlamaz herhalde, herkesin iyiliği için. Mert neler oluyor? Hocam bir şey yok ya. Şimdi bu arkadaş kendini pislediğinin iyilik timsali zannettiği için böyle artistlikler yapabiliyor bazen. Size iyi günler. Neşe neler oluyor?
Ya vallahi bilmiyorum, okuduracağım şimdi, öleceğim burada ben. Yok ya, acaba diyorum ki hani siz böyle büyüksünüz ya, sizi severiz böyle. Acık onlarınızı böyle sıkıştırsanız da ne olup bittiğini bir öğrenseniz ya. Tamam, bir ara bakarız. Tamam, hangi ara bakacaksınız şimdi, bakar mısınız ki? Songül, bak ben sana yemin ederim bir şey yapmadım. Her şey o Esma Hanım'ın başının altından çıktı. Ya kadın bir sürü ilacı almış. Anlatabiliyor muyum? Ben de bir şey yapamadım. Bir şey söyleyemedim. Lütfen. Ben seninle konuşmuyorum. Konuşmak da istemiyorum. Allah aşkına. Ya bir şey yok. Lütfen ya. Bir şey. Kadınlar tuvaletine de geldi be. Deli bu. Songül! Ya yeter, yeter artık, konuşalım Songül. Ben konuşmayacağım. Hayır efendim. İstiyorsan sen kendi kendine konuş. Bak, o gün Esma Sultan o şeyleri içince kafası gidik durumdaydı, gidik durumda. Burası kızlar tuvaleti, bir sorun yok. Ya herkesi başkası zannediyordu. Yani beni ben olarak değil, başkası olarak görüyordu. O beni ben olarak değil, başkası olarak görünce yani ben de bana asılmayacağını düşündüm. Her şey hayaldi Songül, her şey hayaldi. Yani ben değildim, ben değildim. Ben değilim. Ben değil. Yani siz beni böyle Hasan Paşa olarak görüyorsunuz ama ben aslında sizin hayal ettiğiniz adamım, hayal ettiğiniz adam. Ben değilim. Hadi bay bay, bay bay. Hadi bay bay, bay bay, bay bay. Pisi, pisi, pisi. Ne var Orço? Pisi. Ne var dedik ki Orço, ne oldu? Ya pisi, 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 pisi. Ya pisi, 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 pisi. Ne istiyorsun gene? Aa, aşk olsun kardeşim ya. Ben sadece sana işim düştüğü zaman mı şirinlik yapıyorum? Kalbimi çok kırıyorsun ama. Evet. Ya şimdi düşündüm de aynen de öyle be. Neyse ya kardeşim, benim acil bir tweet hesabı açmam lazım. Aç abi, bana ne? Ne demek aç abi? Ne demek aç abi, bana ne? Ne demek? Allah'ım yarabbim ya. Sen benim internet danışmanım değil misin? Öyle mi? Aynen öyle kardeşim. Hem sen ne yapacaksın oğlum tweet hesabını? Tweet atacak kadar dikkate değer bir görüşüm var da bizim haberimiz mi yok? Siver ya onu. Nasıl laf soktun bana? Ya kardeşim var ya, yemin ediyorum başka birisi olsa çok alınırdım, gücenirdim ya. Hem zaten ben güzel kardeşim, bu tweet hesabını sosyal mesaj amaçlı olarak kullanmayacağım. Aşk amaçlı olarak kullanacağım. Nasıl yani? Şöyle kardeşim, önceden kadınlar kendilerini güldüren erkeklere verirlerdi gelirlerini. Şimdi ise kendilerini 2000 kişiye follower ettiren erkeklere veriyorlar gönüllerini kardeşim. Ya bu kadınlar dediğin Alice yani. Aynen öyle. O yüzden benim bir an önce Twitter hesabı açıp bir sürü takipçi bulmam lazım. Orçocuğum ya, sana kötü bir haberim var kardeşim. Sen bu dünyadaki en alçak, en aşağı yaşam formu olduğun için seni takip edecek kimsenin olduğunu ben hiç zannetmiyorum. Ne demek takip edecek kimse yok ya? İnternet kurdu sen değil misin oğlum? Bana derhal tweet hesabı açıp bir sürü de takipçi buluyorsun. Eğer bunların hiçbirini yapmazsan biyoloji hocası Oyabilir'e gider, ona aylardır aşık olduğunu söylerim. Ne diyorsun oğlum, manyak mısın ya? Ben biyoloji hocası. Ya ben Oyabilir'e aşık falan değilim ya. Oğlum saçma sapan konuşma. Allah Allah. Allah, orası beni hiç ilgilendirmez güzel kardeşim. Artık kendin açıklarsın Oyabilir'e. Yalnız dikkat et, Oyabilir açıklama fırsatı vermeden seni Oyabilir. Tamam be, tamam. Üf, anladık. Şantajcı pislik. Güzel kardeşim, ne güzel laflarla tavlıyorsun sen beni. Yalnız oğlum bak, bu işler öyle bedavaya olmaz. Bak kısa zamanda tweet hesabına bir sürü takipçi bulabilmen için böyle yumurta takipçi falan satın alman lazım. Ya o kadar da uzun boylu değil. Ben parayla insan ticaretine karşıyım. Para verecek kadar daha düşmedik oğlum biz. Hele sen aç şu hesabı. Benim engin ve zengin hayat felsefemden yararlanacak binlerce takipçi olacaktır. İyi o zaman, tamam. Ben hesabı açarım, gerisine karışmam. Tamam, aç hadi, aç aç. İsmi de şey olsun, şöyle beni anlatan bir şey olsun. Böyle değişik bir şey olsun ama beni anlatsın.
Böyle karizmatik de bir şey olsun. Valdam. Orca olsun. İki o ile. Elçin biraz konuşalım mı? Benim seninle konuşacak tek bir kelimem bile yok. Ne söyleyeceksen git kız arkadaşına söyle. Bak, olayların buraya gelmesini ben de istemezdim. Elçin. Elçin lütfen biraz konuşalım. Allah'ın izniyle. Sen ya? Hadi kalk gidelim. Yürü kız sidikli. Halil. Kalimero. Ya Kalimero değil canım, Kalimera. Senin Kalimero diyen dillerini yerim bunu dudaklarını öpürüm kız. Nasılsın? Sen gelene kadar gayet mutlu, mesut bir insandım böyle arkadaşlarımla oturuyordum. Ha, beni görünce böyle heyecanlandığın kalbin tir tir titrer diyorsun değil mi? Yok canım, böyle seni görünce kalbimde değil de midemde bir acayiplik oluyor. Böyle hop diye midem oturuyorsun. Şöyle mide mide. Oturmak oturmak böyle iç acıklı şeyler söyleme çok tuhaf oluyorum ya. Aman neyse boş ver canım. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Yeni bir Twitter hesabı açtım. Eklesene beni. Hayır ya, olamaz ya. O kadar ayağım mı düştü? Senin de mi Twitter hesabın var? Ya önceden ben bu sosyal medyaya karşı birazcık mesafeli duruyordum. Sonra düşündüm ki ben bu kadar uzak durursam eğer insanlar benim lider vasıflarımdan nasıl feyiz alacaklar? İnsanlar senden mi feyiz alacak? Evet kız, sen de ekle, sen de feyiz al. Yok canım, ben almayayım, teşekkür ederim. Kız hadi ekle ya. Ne olacak ya, ekleyiver. Başka türlü başımdan gitmeyeceksin değil mi? Aa. İyi, söyle bakalım. Orço, iki o ile. Ne kadar yaratıcı bir isim. Ya sen ne diyorsun kızım? Tam bana yakışır isim bu. Sosyal medya danışmanımla beraber bulduk bu işi. Hani senin sosyal medya danışmanın mı var? Ne oldu? Kıskandın mı ha? Ne oldu? Ne oldu? Evet, çok kıskandım. Sıfır takipçin var. Ya kızım, daha yeni açtım diyorum hesabı ya. İlk takip eden de sen ol istedin. Şifta senden biri git Allah'tan. Canım benim, kusura bakma ama loser hesapları takip etmiyorum. Loser mi? Ya ne loser ya? Daha yeni açtım kızım diyorum hesabı sana ya, Allah Allah. Bak gör, akşama kadar 2000 tane takipçim olacak. Senin akşama kadar 2000 takipçin olacak ha? Tamam canım, sen kapat, ben seni sonra hiç aramayayım. O zaman var mısın benimle iddiasına ha? Eğer akşama kadar 2000 tane takipçim olursa benimle yemeğe gelecektin. Tamam, anlaştık. Ama ben kazanırsam sen beni bir daha rahatsız etmeyeceksin. Tamam kız, söz. Bak bir daha söylüyorum. Eğer akşama kadar 2000 tane takipçi bulursam sen de benimle yemeğe çıkacaksın. Hesabı da sen ödeyecektin. Anlaştık. Sözün sözü olsun mu kız? Olsun. Hadi bak. Allah çok kötü oldum. Hadi çok felaket oldum, çok kötü oldum. Bak vur bir tarafa. Vur. Şimdi kendime geldim bak. Neyse ben bari gidip birkaç özlü tweet düşüneyim. Tweet alemi yeni fenomeniyle tanışsın. Arça iki oyle. Geçici bir oda olarak hiç de fena değil yeni odacığım. Gir. Esma Hanım, müsait misiniz? Yine Ankaralı görünümlü İzmirli gibisiniz Nedim Beyciğim. Yeni odanız hayırlı olsun Esma Hanım. Aa, yeni değil. Bu geçici bir oda. Yeni odam dekore ediliyor efendim. Peki. O zaman geçici odanız için geçici bir hediye. Buyurun. Aa, ne kadar güzel. Al Songül, ne kadar güzel. Bu arada yeni Almanca hocamız geldi. Sizi onunla tanıştırmak isterim. Buyursunlar. Nevriye Hanım. Esma. Yok artık. Bu benim arabama çarpan, sonradan görme mi yeni Almanca hocası? Merhabayın canolar. Abba! Bu ne güzel oda ya. Ne diyeceksin? Bu oda benim mi? Ne bakıyorsun öyle teyze, tip tip? Terbiyesiz. Beğenemedin mi? Senden müdür olduysa benden astronot olur anam. Görüyorsunuz değil mi Nedim Beyciğim? Bir anlık boşluğa düşen astronot oluyor bu ülkede. Kız senin... Elişme! Dilini yerim ben, ne doğru dedin ya? Bacım, kolay gelsin, yardıma ihtiyacın var mı? Bana mı dediniz? Bacım sen ne şaşırdın öyle? Senin burada halini hatırını soran yok mu? Sen al şunu. Bir sıkıntın olursa da ben buradayım. Anladın? Hem bu temizlik işleri falan yoruyorsa benim bir tane temizlikçi kadın var. Gelir sana yardım eder.
Biz çıkalım isterseniz Songül. Almanca biliyor muydunuz? Ya anam babam, Almanlar Almanca biliyor da ne oluyor? Bakıyorsun sonuçta neticede, Alman yine Alman. Ya biz Adanalıyık, Allah'ın kadınıyık, dünyalıyık. Sen rahat ol. Yok öyle, hadi başka kapıya. Burası Girişim Koleji, Dürüm Sarayı değil. Bak arkadaşım, ben seninle az şekerle konuşacağım. Şimdi sana bir soru. Almanca bilmeyen, öğretmenlik nedir onu da bilmeyen adamı Girişim Koleji'ne Almanca öğretmenlik yaparlar mı? Bunu benim size sormam gerekiyor. Cevap veriyorum. Aa! Yapmazlar, yapmazlar. Peki? Bir düşün hanım sen ya. Teyze bir düşün ya. Beni niye yapmışlar? Bir düşün beni nasıl yapmışlar, bir düşün ya. Sen bunu bir düşün. Bacım, sağlık kolay gelsin. Yardıma ihtiyacın olursa buradayız evladım. Nedocan, hadi gel okulumuzu gezelim hanım seninle, ne dersin? Gezelim. Bana bak, vitesi beşe kafayı sana taktım. Son iki, üç, dört. Aman atanalım, canım atanalım. Ben sana yandım, güvelde bir anım. Aman atanalım, canım atanalım. Ben sana yandım, güvelde bir anım. Aman atanalım, canım atanalım. Ben sana yandım, güvelde bir anım. Öğretmen değil, Almanca bilmiyor ama Almanca hocası. Giyilmeyi bilmiyor ama kadın. Bu Nevriye denen kadına nereden bakarsan bak bir nefret kusması olarak tüm negatifimi sana yönlendireceğim Songül. Geç karşıma. Döngü. Yapacak bir şey yok. Çabuk odamdan defol pis varoş. Müstahdem. Ezik! Arabamın camlarına dokunma. Daha yeni yıkattım. Çabuk odamdan tıpış. Yürü! Hadi tıpış! Rahatladım. Günaydın Elçin. Ya oturabilir miyim yerime? Peker, sen sınıfın en çalışkan öğrencisi değil misin? Öyle miyim? Öylesin tabii. Niye en öne oturmuyorsun? Ha. İyi, tamam. Teşekkür ederim. Vay vay vay. Şunlara bak ya. Bir de hiç utanmadan, hiçbir şey olmamış gibi okula geliyorlar. Lan sen bana bak. Karayı ver dur. Değmez. Sarı kızcığım, bir bıraksana. Charles Tom Biber neler yapacak çok merak ediyorum açıkçası. Ya sen beni bıraksana, bak merak ediyormuş. Zeki sen de kaşınma. Buraya oturayım bari. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Nasıl olayım? Beş paralık bir insana, on paralık değer veren bir insan nasıl olursa öyleyim. Neyse, dert etme. Bir arkadaşın da dediği gibi, bir insanı gerçekten tanımak için ödeyeceğinin hiçbir bedel az değil. Haklısın galiba. Ya hadi gel Elçin, oturalım şöyle. Ben bu ders burada otursam? Peki. Benim de bu herifin önüne oturacak halim yok herhalde. Alev, bir dersi geldi işte. Tabii. Kızlar, size gerçekten son bir şans vereceğim ha. Ya ortada acayip bir olay olmuş ve benim bundan da hala haberim yok. Lütfen anladım, bak dillerim de tüylerim bitti. Salçacığım bak, hiç sırası değil. Salça vallahi ortalık çok karışık, yapma. Lütfen ama, lütfen. Efe, sen şöyle otur. Ama zaten şöyle bir durum var. Görünüşe bakılırsa zaten ben cimbomla yer değiştirmişim. Ve cimbom da karabiberle yer değiştirmiş. Yani ben zaten yer değiştirmiş oluyorum. Aferin Neşe.
Hadi geç. Tamam o zaman bize. Benim bir şartım var şimdi. Sorularımı cevapla lütfen. Sen Trafo'yla niye kavga ettin? Ertin'e daha demin ters düşmüştünüz. Neden ters düştünüz o? Geç Neşe, geç. Karabey sen şuraya geç al. Cici oğlum senin bu ne işin var ya? Geç şöyle. Ne oluyor be? Ya bu arada benim canım acayip çekti. Siz ne güzel yer değiştiriyordunuz öyle. Gençler! Oy! Şöyle komple bir yer değiştirsek ya biz de. Saçma sapan konuşma sevgili Zeki. Bu haliyle bile çekilemez bir durumda. Bir de biz değiştirirsek oho! Ama ben aslen çok şanslıyım ki Mert arkadaşım bana bütün olup biteni anlatacak değil mi Mert? Ya he Salça. Kızım anlatacaksın. Tamam çıkışta anlatırım tamam mı? Şimdi sırası değil. Anlatacaksın onu söz mü? Söz mü anlatacaksın? Görün görün arkadaş görün. Arkadaşlar ya fark ettiniz mi bilmiyorum ama bir çatırdama sesi var. Kovalar kirişler mi? Çatırdıyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Hemen benim yaşam üçgeni oluşturmam lazım. Canerim. Yaşam üçgeni nasıl oluşturuluyordu? Dik üçgen mi? Bermuda şeytan üçgeni nasıl? Söyle bir ipucu ver. Ben sana göstereceğim hipotenüsü şimdi. Gerizekalı gerizekalı konuşup durma. Furkan'ın bahsettiği çatırdama pis hedeminin içindeki bu düştüğü durumun çatırdaması. Aynen öyle. Baksanıza, Trafo ile Paşa'nın arasına kara kedi girmiş. Git! Kara kedi! Acık kara kedi değil ki o, sarmal. Tolumdan salak gerizekalı yarabbim ya. Boş versene lan. Sen ne olmuş ki, niyeymiş ki? Bir anlat bakayım ne olmuş? Ha tabii, senin bu yaşananlardan haberin yok. Çünkü bunlar cemiyet sayfalarında falan yazmaz. Dur ben sana anlatayım. Şimdi bu Trafo var ya, sen tut, Paşa'nın kardeşiyle çık. Ne? Sarışın! Laflarını seçerek konuş, kötü olacak ha. Ciddi misin sen? Güney, bunların oyununa gelme. Lan bana bak Kıvırcık, o dilini kesip kravat yaparım senin boynuna. O kravat değil, kravattır bu arada. Ha, siz bu yüzden kavga ettiniz. Ama var ya, gerçekten aşık olsun, aşık olsun, aşık olsun yani. Bu dikiler biliyor olayı, ben bilmiyorum. Özellikle ikinize teessüf ederim. Yazıklar olsun, bu bunlardan mı duyacaktım? Salça bir sus ya. Furkeş, sen gerçekten ciddi değilsin değil mi? Ciddi. Gayet ciddiyim canım. Hayır, bir de bunlar yakın arkadaş olacaklar. Artık nasıl bir yakın arkadaşlıkları varsa. Oo bak gördün mü, senin başkasıyla çıkıyormuş. O benimki falan diye var ya gebertim. Benim zaten benimki değildi. Bir de üstüne böyle varoş kardeşlerle falan çıkarsa bu hiç işim olmaz. Bitti, finito. Zaten ben hoşlanmıyorum ondan. Demek ki arkadaşımızın başı akıl başına gelmesi için böyle bir şey olması gerekiyormuş. Hayır, zaten bu Trafo'dan beklenmeyecek bir hareket de değil ama ben asıl Paşa'nın böyle bir duruma nasıl bu kadar vurdum duymaz olduğuna şaşırıyorum. Hakikaten ya. Yani şimdi benim en yakın arkadaşım gelip benim kız kardeşimi asılsa, onunla çıksa ben bu kadar çok rahat davranabilir miydim bilmiyorum sevgili Furkan. Ha! Kesin şahatın ya! Öğretmen geliyor oğlum, uyabilir geliyor. Ne yapıyorsunuz orada? Vurmayın çabuk. Yazık ona. Yanlış yere mi oturdum ben ya? Yo, Alice'in kakası orada. Alice, kız. Şimdiden 8 tane takipçim oldu bile. Aa, kim onlar? Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler mi? Şakacı siliyor. Hocam. Ne oluyor burada dedim. Şey hocam. Tamam uzun uzun anlatma. Sanki ben bilmiyorum burada ne olduğunu. Ben tam sınıftan içeri girerken yalandan bir kavga mizanseni yaratıp adereli adereli kollarınızı gözlerimin önüne sermek istediniz. Öyle mi? Ben oyabilirsem bu tür ucuz numaralara kanmam. O ilkel rüyalarınıza beni konu mankeni edebileceğinizi zannediyorsanız. Bu ne?
avuç, avcı bey alırsınız. Oturun yerinize. Şimdi ben makamıma geçiyorum. Ben makamıma geçerken kalçalarıma bakacak olanı yakarım. Buraya kadar anlaşılmadık bir şey var mı? Yok. Güzel. Bu kadına bir an önce koca bulalım, yoksa içimizden biri kim vur diye gidecek ha. Konuşma. Paşacığım, sen bu işlerden anlarsın ha. Buluver şuna bir tane koca. Ömründe yemedin daya atarım sana. Dön lan önüne. Ben de bunu hiç anlamıyorum. Her çiçekten bal alıyor ama bize gelince... Konuşma! Çıkarın tişörtleri, yazılı yapıyorum. Kafa bırakmıyorsunuz ki kimsede! Çıkarın kağıtları, yazılı yapıyorum. Versene bana kız. Kağıt ver, kağıt. Oğlum! Ne yapıyorsun? Zeki! Zeki! Hadsiz misin sen? Giy o tişörtü. Giy o tişörtü, kime diyoruz? Utanmadan bir de vücut çalışmışsın. Yazın soru bir. Mendelssohn bezelyeleri hayatınızda neleri değiştirdi? Bildiğim bezelye işte. KPSS sınavı iyice zıvanadan çıktı. Yine soruları çalmışlar. Bana mı bakıyorsunuz efendim? Bana mı dediniz Oya Hanım? Ben Oya değil, oyabilirim efendim. Ve bakışlarınızla beni soyar gibi baktığınızın da gayet farkındayım. Ama... Bitirmedim. Ben dul bir bayan olabilirim. Ama hala şehvetliyim, diriyim. Hala özerk bölgelerim var. Sizi son kez uyarıyorum. Uyarmak derken... sizin bildiğiniz manalarda değil, sert bir dille uyarmaktan bahsediyorum. Teşekkür ederim. Ama aşk olsun Murat Bey. Bari herkesin ortasında bunu yapmayın. Neyi yapmayayım anlamadım. Elinizdeki gazeteyi sallamak suretiyle yaratmış olduğunuz Kur'an'ın hangi amaca hizmet ettiğini dilerseniz burada konuşmayalım. Hayır, biz kadınlar etek de giyemeyeceksek nerede kaldı kadın hakları? Nerede kaldı insan hakları? Sorarım size, kadın olmak suç mu? Oya Hanım, yanlış anladınız. Yarın öbür gün beni gazetenin 3. sayfa haberlerinde görürseniz hiç şaşırmayın Filiza. Geç ve diri dul sapkın öğretmenin kurbanı oldu. Hoş mu yani? Bu hoş mu? Kapıdan içeri önce kafasını uzattı Ali Sezai. İçeride olup bitenlere şaşıracak hali yoktu. Usulca içeri süzüldü. Çantasını masaya bırakıp en neşeli ses tonuyla "Merhabalar yavrum!" diye ünledi içeridekilere. Hoş geldiniz Ali Sezai Bey. Dedi bütün sevimliliğiyle Filiz. Adeta hoş bulmuştu Ali Sezai. Kısası kısas bir günde imece usulü sevgilerini paylaştı odadakilerle. Hanımefendi müsait mi acaba? Ne için müsait mi hanımefendi? Evlenmek için mi? Sevgililik için mi? Yoksa romantik bir akşam yemeği sonrası içkiye atılacak uyku ilacı ve sonrasındaki... Bu bir serzeniş miydi? Yoksa ters psikoloji yaparak beni kendine çekmeye çalışan bir dişil mi diye içten içe düşündü Ali Sezai. Dıştan dışa mı düşünmüştü yoksa... kavramlar kendine karışmıştı. Abimlere çakıyorum telefonu, çöküyorsunuz mekana. Bak tahsilatı senti sentine kontrol edeceğim ha, ona göre. Hadi kapat. Vay paşa, ne fena azar işittin yengeden ya. Yapıştırdın mı tamponu? Şimdi paşa, sen bunu alıyorsun. Giriyorsun lahmacun, çiğ köfte. Güzelce bir donatıyorsun, anladın mı? Yalnız diyorsun ki bunu bir Adanalı bacımız yiyecek. Bassınlar acıyı. Acı olmazsa bana bak paşa. Ne sen gel, ne lahmacunlar gelsin. Hadi bakayım, enseni görelim. Vay arkadaş, öğretmenler odası da burası demek ki. Kendimi tanıştırayım. Nevriye Kaçak. Kısaca özetliyorum. Adanalıyık, Allah'ın kadınıyık. Herhalde siz yeni gelen öğretmensiniz. Ben rehber öğretmen Filiz. Olsun. Vay Maviş, ne haber? Sağ olun.
Ya bu ne kadar sessiz bir böyle öğretmenler odası ya. Yok mu türkü mürkü? E kendimiz yapalım o zaman. Anam atanalı, canım atanalı. Yöresel bir ezgi gibi odaya bir farklılık getirmişti. Adı Nevriye'ydi. Geri dönüşüm olmayan bir efsaneydi. Hoş geldiniz hanımefendi. Ben Halil Sezai. Dıt! Bana bak arkadaş. Yaşlı mı gözüküyorum da sen benim elimi öpüyorsun ha? Yok estağfurullah hanımefendi, öyle değil. Adım yaşa. Çok yaşa. Halil Sezai çok yaşa. Bacım, hı? Bu hasta mı? Sapık. Başkan, sen ona hanımefendi diyen dillerini yerim. Ama biliyor musun, ben bu çemçük ağızlara çok pis kıl oluyorum. Yoksa bir telefon çakarım, bütün Adana'yı buraya çökertirim. Hepinizin kulağına küp olsun. Başkan, oturuyorsun. Nerede bizim lahmacunlar? Hadi. Hala bu dünyaya çocuk yakmak istediğin emin misin? Baksana, hiç arkadaş sıkıntısı çekmez. Ya Fisi kardeşim, sen şu parayla takipçi satın alma işinden bahsetmiştin ya. Hı. Ya şimdi ben düşündüm, taşındım. Tweet attıkça beni takip edecek insan sayısı çok olacak eyvallah da. İlk önce başlarken şöyle birkaç takipçi satın alalım diyorum. Ha, parası neyse. İyi, sen bilirsin. Ha, tamam, o zaman bana böyle bir iyilerinden 2000 tane ayarlayıversen. 2000 takipçi. Ne oldu, çok mu geldi? Olur ama 300 lira. Ya tamam güzel kardeşim ya. Sen para işini hallet, sonra biz seninle hesaplaşırız. Aa, yok öyle ama kardeşim. Parayı getir, takipçilerini al. Ya güzel kardeşim, rahmetlinin çaylıkları satıldı, satılacak ya. Sana bir ara çay ısmarlarım. Ya tamam, para işini de halledeceğiz kardeşim ya. Şey yapsan, ben sonra sana şey yaparım ben. Yaparız bir ara. İyi, şey yapınca haber ver, ben de followerları şey yapayım. Ya güzel kardeşim, Alice'le yemeğe çıkmam için 2000 takipçi şartlıyorum sana ya. O zaman sen 500 lira getireceksin kardeşim. 500 mi? Hı. O niye ki? Niye olacak ki? 300'ü takipçileri satın almak için, 200 de sana borç vermek için. Yarın nasıl olsa gelip benden istemeyeceksin mi? Sen hangi ara bu kadar hesap uzmanı oldun ya sen ha? Arkadaşlık, dostluk, kardeşlik, hiçbir değer yargısı kalmamış sende. Gözünü para hırsı bürümüş senin oğlum, gözünü para hırsı bürümüş. Bakayım, bak para para bakıyor gözler. Bulacaksın parayı. Bulacağız, bulacağız, tamam ağlama. Ya bir de ağlama diyor ya, sanki kendim için istiyorum, hayret bir şey istiyorum. Çetin abi tamamdır, bu son koli. Bekle, geliyorum canım. Kaçtım ben. Al bunu kardeşim. Abi bu ne ya? Allah razı olsun. Sağ olasın. Abi ayıp ediyorsun ya. Olur mu? Taşıdın diye değil, harçlık olsun diye. Sağ ol abi. Canım kardeşim. Ya şey diyeceğim sana. Ben bir şey duydum, doğru mu? Ne duydun Orço? Sen Gülcan'la çıkıyormuşsun. Orço bak, canımı sıkmaya geldiysen yemin ediyorum bütün acıyı senden çıkartırım ya. Çok güzel kardeşim ya. Öyle şey olur mu ya? Ben buraya senin arkanda olduğunu söylemek için geldim kardeşim. Allah Allah, hayırdır? Tabii ya, güzel kardeşim ya. Bakma sen o Ayran Paşalı denen racon manyağına ya. Sevmişsiniz siz oğlum birbirinizi, sevmişsiniz. Romeo ve Juliet gibi, Kerem'le Aslı gibi, Orço'yla Alice gibi. Hem zaten o ne anlar ya aşktan maşktan ayran gönüllü herif? Yani... Evet, sevdik birbirimizi. Ne var bunda, kötü bir şey yok ki. Bak yemin bile edebilirim. Eğer bir kız kardeşim olsa senin gibi bir adamla çıkmasını isterdim kardeşim ya. Nereden bulacağız böyle dürüst, namuslu, mert, delikanlı bir adamı? Eyvallah kardeşim, sağ ol. Hem sana bir şey söyleyeyim mi Trafo? Gülcan'ın bakışlarından sana hasta olduğunu anlamıştım ha. Yani hasta demeyelim de evet, o da beni seviyor, doğru. Ne oldu oğlum? Kardeşim ya, hasta dedim de aklıma anneannem geldi ya.
Ne oldu oğlum anneanne? Üzerinize afiyet anneannem. Çok hasta kankacığım ya. Ona ilaç almam lazım. Diyecektim ki senin üzerinde birazcık para varsa bana borç verebilir misin? İlaç için mi diyorsun? Ha, ilaç için, ilaç için kankacığım ya. Anneciğim de bugün geç gelecek eve. Geç gelecek. Ben ondan para alırım. Yarın sabah sana veririm kardeşim. Ne kadar lazım? 300 lira kanka. 300 lira mı? Ya 200 de olur. Olur tabii. O da şey. Yani oğlum o kadar yok ki yanımda benim para. Al cebimdeki bütün para bu. 80 lira para var yanımda. 80 mi? Onu böyle düze tamamlasak, 100 yapsak biz onu. Oğlum bütün param bu. Ha, yok mu hiç ya? Belki unutmuşsundur, birileri falan vermiştir, böyle koymuşsundur bir yerlere. Düşün bir iyi bir şey mi sen? Ha, doğru Çetin abi vermişti. İçine doldu demek ki. Böyle şimdi ne etti? 100 metre. Aslansın sen bir taraf, o cansın sen oğlum. İnsansın sen, insan. O Ayranpaşalı denilen racon manyağı da yatsın kalksın kız kardeşi senin gibi bir delikanlıyla çıkıyor diye dua etsin ya. Bana bak Girafo, o paşadan çekinip de sakın Gülcan'dan vazgeçeyim deme. Arkanda ben varım kardeşim. Ya tamam, öyle bir şey olmayacak tabii ki. Vazgeçmeyeceğim yani. Hem zaten bu devirde fıstık gibi kızı nereden bulacaksın ya kardeşim? Boy post desen yerinde. Basenler desen böyle çok güzel. Oh, çiçekler var ya, çiçekler. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Bir daha vur, bir daha vur. Kaşınıyorsun sen herhalde gene. Doğru söylüyorsun kardeşim. Neyse, ben seni daha fazla tutmayayım kardeşim. İşim vardır. Hadi görüşürüz. Görüşürüz hadi. O herif de böyle sapık mapık ama paşadan daha düşünceli anasını satayım. Furki! Trafoyu ki sana vurmadı ha. Keşke vursaydı ya. Öyle diyorsun, kendine çok güveniyorsun ama vursa 2.80 yere uzanırdın. O güçlü kollarıyla seni eşek tepmişe benzetirdi. Ben şimdi seni eşek tepmişe benzeteceğim ha. Ne kızıyorsun ya, ne kızıyorsun? Adam gelsin vursun diyor, kendi istiyor. Belli ki canı çekiyor adamın. Değil mi? Adam mazoşist olmuş. Arkadaşları olarak uyarmak görevimiz değil mi? Mazoşist değil, kurnazım canım. Adam bana vursaydı mis gibi bahanemiz olacaktı okuldan attırmak için. Türkiye, ilk görüşte aşka inanır mısın? Evet, bu konumuzla ilgili değil. İlk düşünmede anlamamaya inanır mısın? Oğlum nesini anlamadın? Adam bana vursaydı okuldan atılacaktı işte. Evet, ben de şaşırıyorum nasıl anlamadım. Onu hiç düşünmemişim ben. Tüh! Nasıl oldu ya? Halbuki böyle şeyleri hiç kaçırmazsın, hemen şıp diye anlarsın sen Zeki. Keşke bir tane patlatsaydı bana ya. Altın vuruş olurdu oğlum. Adamdan sonsuza kadar kurtulmuş olurdu. İyi de onun sana vurmasına gerek yok ki. Biz Esma'ya gitsek, desek ki bu bize vurdu. Ne desek inanıyor zaten saftirik. Evet, yemin ederiz, ekmek öperiz. Gerekirse Esma Sultan'ın ölüsünü öperiz. Hatta oyabilir bile öpebiliriz. Öst. Evet, o çok oldu. Böyle bir yara izi, bir morluk, böyle bir kanıt lazım. Geliyor. Bak gelmek geliyor. Geldi. Buldum. Fight Club. Evet, bende var. Ne alakası var konumuzun Fight Club'la şekerim? Oğlum bir filmi hatırlasanıza. Adamlar ne yapıyorlardı Fight Club'da? İşte pataküteye birbirlerine vuruyorlardı. Aynen öyle. Herkes zevk için ya birbirini dövüyor ya da dayak yiyor, değil mi? Arkadaş ne romantik film. Bırak şimdi romantizmi falan. Biz de aynen filmdeki gibi yapacağız. Nasıl yani? Durduk yere birbirimize mi vuracağız şekerim? Ne yapıyorsun ya? Furki, Caneri, ben kendine vurduruyor dedirmem abi. Oğlum hepimizin birbirine vurmasına gerek yok. Sizden biri bana bir tane sert patlatsa yeter ya. Böyle bir yara izi lazım sadece. Ve bu yara izi Trafo'nun okuldan çıkış bileti olacak ha? Aynen öyle. Geç olsun da güç olmasın Furki. Paşacığım, olanları duydum. Duydum ama kulaklarıma inanamadım ya. Ya insan en yakın arkadaşının kız kardeşine, bacısına yan gözle bakar mı birader ya? İşte insan olsa bakmaz. Benim en büyük hatam da onu insan sanmak oldu zaten. Düşün bak, sen bile yapmadın. Ki ben? Senin kardeşine. O bizim bacımız lan. Ben bakar mıyım oğlum? Ha, bakar mıyım ben? Ben Trafo gibi şerefsiz miyim? Hayır, Gülcan'ın erkek arkadaşı olmasa ağzını burnunu patlatırım ben onu. Ne sevgilisi lan? Ne sevgilisi lan? Ne sevgilisi? Ne sevgilisi? Ben de öyle dedim. Ne sevgilisi lan dedim. Ha, ne sevgilisisin sen onunla dedim ha? O bizim kardeşimiz lan dedim. Kardeşimiz bizim. O kim? Bizim kardeşimizle sevgili olmak kim? Şerefsiz işte. Şerefsiz, şerefsizin önde gideni.
Zaten sana bir şey söyleyeyim paşacığım. Anneannem bu kirafoyu ilk gördüğü gün neydi bana biliyor musun? Orçuncum dedi. O herifi gözüm hiç tutmadı dedi. Al işte bak yaşlı kadın. Tecrübe oğlum bunlar bilirler yani. Ne oldu oğlum? Paşacığım. Anneannem dediğim de aklıma geldi kardeşim ya. Ne oldu? Anneannem üzerinize afiyet birazcık hastadı kardeşim. Geçmiş olsun ya nesi var? Bağışını var kankacığım. Hadi be. Yaşlılık hastalığı biliyorsun ya. Şimdi ben eve giderken ona ilaç falan alacaktım da üzerimde para kalmamış. Diyordum ki sen bana birazcık para ateşlesen ben sana sonra versem olur mu kardeşim? Hadi be. Ne kadar lazım? 200 lira falan. Yuh! 100 dolar işte oradan da. İyi ya, ben de 100 liralık fitil alırım ya. Sabah akşam kalktıracağına sabah kalktırır kankacığım ya. Sana bir şey diyeyim mi paşa? Sen var ya oğlum, adamın dibisin lan. Adamın dibisin, delikanlının hasısın lan. Kralsın oğlum sen, kral, kral. Adamsın, erkek insansın sen, insan. O trefo şerefsizliği ne kadar adam değilse sen o kadar adamsın ya. Allah'ım yarabbim, tamam eyvallah, eyvallah. Kız güzel olabilir, yeni yeni serpiliyor olabilir. Lan! Bir daha vur, bir daha kendime gireyim, bir daha vur. Senin var ya. Kardeşim, tamam. Evet, burası sakinmiş. Hadi Can, patlat bir tane. Ne? Hadi oğlum ya, vurabilirsin, izin veriyorum. Hadi patlat. Şeyime ver, şeyime verme. Adama bak, senden mi çekineceğim? Ben sağda solda Furkan Can'a kendine vurdurtuyor dedirtmeyeyim be. Benim de bir ağırlığım var, şekerim. Zeki. Zeki sen. Zeki. Ne ben? Sen bana vurur musun? Çok mu istiyorsun? Evet, istiyorum. Oğlum abuk subuk konuşturtmasana beni. Hadi vur bir tane. Emin misin? Evet, eminim. Bak, günah benden gider o zaman. Hadi git. Fight Club. Ne kadar istekli olduğun gözlerinden okunuyor. Bak bana bak, sen de şahitsin ha. Bana ne be? Arada kaldı. Arafta. O yaşar, o arafta yaşar durur. Hala inanmıyorum ya. Hala inanmıyorum ya. Bir gazetenin magazin sayfasını bir hafta boyunca süsleyecek olay olmuş. Ve senin en yakın arkadaşların Kimfon ve Karabiber gelip sana olayı çıtlatmamışlar bile. Aynen öyle kardeşim, aynen öyle. Olmaz olsun. Onlar gibi arkadaş olmaz olsun inşallah. Olmaz olsun kanka, olmaz olsun. Olmaz olsun ya. Fark et ki ben o olayı duysam yemin ederim ışık hızından önce gelip sana yetiştirirdim. Gerçekten mi? Gerçekten kardeşim. Canım kardeşim. Ölürüm kız ben senin için. Ölürüm, ölürüm. Ne oldu? Kız, ölürüm dedim de. Aklıma anneannem geldi. Aa, niye ki? Kankacığım, anneannem çok hasta kankacığım. Bak elim nasıl titriyor, çok hasta. Anneannem çok hasta, çok hasta. Ay çok geçmiş olsun kanka. Nesi var? Prostat olmuş kankacığım. Ciddi misin? Evet kankacığım. Doktor dedi ki ilaçlarını almazsan durumu çok vahim dedi. Kanka çok vahim dedi. Anneannem durumu çok vahim. Al kanka sen de ilaçları. Al diyorsun da kankacığım. 300 lira vardı. Gelirken onu 300'lük olarak düşürdüm kankacığım ben ya. Ay yazık. Kanka işte ben sana diyorum ki hani borç vereyim diyeceğim ama yani. Ya ben de çıksa 100 lira çıkıyor. Ha, öteki tarafta yok mu? Bak bakayım. Yok kanka. Yok mu? Yok yok. Olsun canım, olsun ya. Ben de artık anneanneme 100 liralık ilaç alırım ya. Demek yıllık izninizin bir bölümünü kullanmak istiyorsunuz Hasan Paşa. Evet. 2 saatini kullanmak istiyorum sultanım. Nasıl değerlendireceksiniz bu 2 saat tatilciğinizi? Saint-Tropez veya Roma'ya gitmeye kalksanız havada daha yiyecek servisi başlamadan izniniz biter. Yani
yurt dışına çıkmayacağım sultanım. Yurt içi tatili ha? Yurt içinde ancak Adapazarı'na kadar gidip gelebilirsiniz ama. Bir ıslama köfte bile yiyemeden tatiliniz biter. Bence siz 2 saatini değil, yıllık izninizin 3 saatini kullanın. Sultanım, eğer okulun kapanmasına 3 saat kalsaydı, sizden 3 saat izin isterdim. Ama okulun kapanmasına 2 saat kaldığı için 2 saat rica ediyorum. Demek 2 saatçik izin istiyorsunuz. Sultanım, 1 saat 45 dakika kaldı. Eğer izin verirseniz hemen alışveriş yapacağım, dükkanlar kapanmadan. Şunu baştan söylesene. Alışverişten daha kutsal izin nedeni olabilir mi? Alışveriş dedim mi akan sular durur. Hemen git o zaman be adam, hadi. Demek sabah bu yüzden kavga ediyorlardı. Durum bu kadar kötü desene. Evet hocam. Ama daha da kötüsü benim bu olup bitenden böyle en sonunda benimle olması yani. Düşünebiliyor musunuz? Bir de arkadaşlarım olacaklar. Sen gelip böyle bana anlatsalar ben böyle tek tek gidip bütün okulu anlatacağım ha. Anlatmayacak mıydın Neşe? Anlatacaktım ama yine de yaptıkları hoş bir şey değil hocam. Şimdi asıl sorunumuza odaklanalım Neşe. Mert'le Güney arasındaki gerginlik hepinizi çok kötü etkileyecek. Evet, beni çoktan kötü etkiledi bile hocam. Yani böyle bir olayı benden nasıl saklarlar diye düşünmekten yemeden içmeden kesildim ben. Neşe. Tamam hocam. Ne yapacağız peki? Şimdi akşam Mert'le Güney'i dizinin kafesine getireceksiniz. Orada medeni insanlar gibi konuşacağız ve bu problemi çözeceğiz. Tamam hocam. Yalnız ben sizin yerinizde olsaydım onlara medenilik konusunda fazla güvenmezdim. Yani medeni insan olsalardı eğer böyle bir olayı benden saklarlar mıydı sizce? Başka sorun var mı Neşe? Yok. Ama hocam sizin asıl bombalar haberiniz yok. Bu gerçekten bir bomba. Paşa Günçiçek Elçin Küçük Bey dörtgeninde neler olup bittiğinden haberiniz var mı? Peki senin insanların özel hayatı olduğundan haberin var mı? Ne özel hayatı hocam? Arkadaşlar arasında özel hayat mı olur? Ki bunu bile benden sakladılar yani düşünebiliyor musunuz? Neyse şimdi bizim Paşa'cığım var ya. Neşe'cim görüşürüz. Aa gitti. Hayret ya. Gamsız gamsız. Bu kadar gamsız olur mu? Al. Bu ne? Nene oğlum para işte ya. Flavor satın almak için. Oğlum nereden buldun sen parayı? Sana ne oğlum nereden bulduysan buldum ya Allah Allah. Maliye bakanı mısın sen? Ha maliye bakanı mısın? Pardon yetkiyi yolda buldum. Hadi bir an önce flavor satın al. Ben de gidip akşam Alice'i nerede yemeğe götüreceğimi düşüneyim. Yolda bulmuşmuş. Kim bilir kimi söğüşledi. Aa, daha okul çıkışına 2 saat var. Nereye gidiyor ki bu? Ha, arkalı önlü çıkıyorlar bunlar. Anlaşılmasın diye. Yazıklar olsun size. Boş ver Spalovski taşlı vites kolunu. Ben de Nedimciğimle Nevriye'yi baş başa bırakacak göz var mı? Yok. O zaman tıpışıyorum. Tamam. Lan olsun. Kimi kandırıyorsunuz acaba? Kimi? Ha ha. Ah. Ah. Ah kafam benim. Ah. Ah kafam benim. Güney. Hı. Ya bu durum hep böyle devam mı edecek? Hangi durum? Ya Elçin Nefret bize her fırsatta laf sokuyor. Yani bizden nefret etme konusunda pek tatsız sayılmazlar. Öyle ama en azından ne bileyim biz bizeyken laf soksalar olmuyor mu? O tikilerin yanında laf yemekten nefret ediyorum. Ha bak o konuda çok haklısın işte çünkü bazen zor tutuyorum kendimi. Ya Güney, sanırım bizim onlardan özür dilememiz lazım. Yani en azından bize yakışan bu. Gidip alalım karşımıza. Anlatalım böyle böyle. Yani amacımız sizi kırmak değildi diyelim. Anlarlarsa ne âlâ. Anlamazlarsa en azından biz üstümüze düşen görevi yerine getirmiş oluruz. Keşke zamanı geri alabilsek. O zaman ne ben Ferit'le çıkardım ne sen Elçin'le. Eğer elimde zamanı geri alabilmek gibi bir güç olsaydı... ...o trafo denen herifle tanıştığım ilk güne dönmek isterdim. Aşkım o konuda biraz... O konuyu biraz? Ya siz kardeşten de ötesiniz.
E'si? E'si siz daha fazla uzatmayın Barış'ın diyeceksen o cümleyi kurmadan unut bence. Tamam aşkım, kapatalım o konuyu. Aslında ben o konuda da sana kırgınım. Bana mı? Evet. Ya hadi herifin ben en yakın arkadaşıydım. Ayakta uyudum, görmedim. Sen kadınsın, içgüdülerin var ya. Fark etmedin mi Mert'in Gülcan'a yazdığını? Ne bileyim, fark edememişim. Ya zaten Gülcan bu konularda çok ketumdur biliyorsun. Tamam aşkım, kapatalım bu konuyu ne olur. Evet, bence de kapatalım. Çünkü bu konu açıldıkça ben daha fazla geriliyorum. Ya anlayın artık, benim Mert diye bir düşmanım bile yok artık. Tamam aşkım, sinirlenme, sakin ol. Tamam aşkım, sinirlenme, sakin ol da biz koyalım. Paşa. Ha. Abi sizi yukarıda erken Bodrum'da buldum ya. Aferin Peker, ne oldu? Orça bugün senden para aldı mı? Evet, anneannesi hastaymış. Ya, anneannesi rahatsızmış ha? Evet, ilaç alacakmış. Kaç para aldı? Vallahi 100 kağıt verdim. İyi abi, Orçun anneannesi bugün mucizevi bir şekilde iyileşti de. Bu da senden aldığı para. Şaka al. Sen bana 2 ellik ver, 100 lira beni bozar tüm. Öyle mi? Ha. O zaman istiyorsan 10'luk 20'lik falan. Yok yok, 2 ellimi alayım ben. Ha. O Orçun'u da gördüğüm yerde ağzını burnunu kırayım. Çakal herif ya. Evet tatlım, kaçak. Nevriye kaçak. Hatta biraz tarif de edeyim. Az kambur dursa, az topuklu giyse benim boylarımda. Biraz kilolu olsa benim kilomda. Biraz manalı baksa, gözleri keçe gibi olmasa, saçları benim gibi. Bu kadın hakkında her şeyi ama her şeyi öğrenmek istiyorum. Ne yer, ne içer, nerelerden alışveriş yapar, Beşiktaş pazarından doldurma parfümleri alıp Şanzelize'deki bir parfümeriden almış gibi bize yutturur mu? Her şeyi ama her şeyi öğrenmek istiyorum. Ne? Sizin görev alanınıza girmiyor mu? Bilinmeyen numaralar değil mi orası? Televizyona çıkıp göbek atıp her şeyi bize sorun demeyi biliyorsunuz ama küstahlar. Sizi RTÜK'e şikayet edeceğim. Ondan sonra bizi niye aramıyorlar? Bu kadar bilgiyi veremeseniz niçin arasınlar sizi canım? Gir. 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 Esma'cığım, Canikom, gir mi dedin? Yoksa şimdi müsait değilim, 30 dakika sonra gel. O zaman bile seni görmek ister miyim, istemez miyim? Bir düşüneyim. Ne dedin? Gir mi dedin? Gir dedi ya şekerim. Uzatma. Ah tatlıcıklarım benim. Hocam. Hoş geldiniz. Gel Furkan'cığım, oturacağım. Müsait miydiniz hocam? Peki, size her zaman müsaitim. Baban nasıl Furkan'cığım? Afiyettedir inşallah. Yalnız biraz kırgınım babana. Ne zamandır bir bağış makbuzumuzu almaya gelmiyor? Tabii iletirim hocam da... Bu arada şapkan ne kadar güzel. Aynı babanın stili. Sizin ailenin stilini hep sevmişimdir. Still loving you. Eksik olmayın hocam da bu kafamdaki şapka değil. Sargı bezi. Sargı bezi mi? Evet hocam. Arkadaşımızın kafasının pekmezini akıttılar. Ay. Yalnız bunun tadı böyle bayağı güzel oluyormuş. Zeki. Vay, fırk gibi daha sefer hardal sürelim buraya. Hocam, Zeki arkadaşımızın soyu Kont Drakula'ya dayanır. O yüzden değil mi Zeki? İkinci Drakula. Senin ikinci Drakula soyuna dayansın Zeki inşallah. Bu ne ya? Adamın makyajı akmış. Yaladık ya tabii. Ne makyajı Zeki? Oğlum makyajın tazeliği, kadın anlayacak. Saçma sapan. Anlayacak kadın onu. Saçma lan. Gel. Ne bağırıyorsun? Şekerim, ne yapıyorsun? Bu inlemeler işte. Hep Furkan'ın kalbinden, derinliklerinden gelmekte. Aldığı yaranın yanı sıra içine işleyen bu acı onu kahretmekte. Sadece kafasına yediği kafa darbesi değil, içine işlemiş olan bu burukluk da onu çok etkilemekte. Elleri kırılsın bunu yapanların. Söyleyin kim yaptı, hemen okuldan uzaklaştırayım. Hatta okuldan uzakta birileri yaptıysa önce yakınlaştırayım. 2 tane tokat aşk edeyim terbiyesizin suratına, ondan sonra uzaklaştırayım. Söyleyin kim yaptı benim en cömert velimin oğlunu, kim ikinci Ramses'e çevirdi? Kim olacak efendim?
O trafo denen cin cüce. Benimki de soru işte. Başka kim yapabilir ki zaten? Vandallar. O varoş Deni Devitos'u sana kafa attı, öyle mi? Evet hocam. Ah. Ben bu trafoyu Bayrampaşalı'nın kız kardeşiyle sarmaş dolaşken yakalamıştım. Sadece yakalamakla kalmadım, bir de fotoğraflarını çektim. Aa! Evet. Daha sonra sorumlu arkadaşlık ilkelerim gereğince bu fotoğrafı Bayrampaşalı'ya gösterdim. Eyse hocam, bay sen bu fotoğrafı nasıl gösterirsin deyip saldırdı bana. Tabii biz de bir kişiye karşı üç kişi delikanlılık şeysine sığmaz diye... Neydi o Furki ya? Delikanlılık ilkesine sığmaz diye biz Zeki'yle müdahale etmedik efendim. Normalde bu jeneratör denen şahıs bizim böyle komple üçümüzü alır, böyle evire çevire çatala çutala çatala çutala çık. Ah, bahtsız çocuklarım benim. Ama siz merak etmeyin. Kanınız sargı bezinde kalmayacak. Hemen Hasan Paşa'ya söyleyeceğim, o varoş Vandam'ı buraya çağıracağım. Elçin, biraz konuşabilir miyiz? Sen hala Elçin'in yüzüne bakabiliyor musun? Hayret, senin bile birazcık utanman olur sanmıştım. Ben seninle konuşmuyorum, Elçin'le konuşmaya çalışıyorum. Elçin seni dinlemek istemiyor. Sen biraz bas gitsene şuradan. Gitmesem ne olur? Bir sonraki kız arkadaşımı da mı ayartırsın? Ya yeter! Yeter! Fit lütfen. Muhatap olma şunu lütfen. Otur ne olur yeter. Ya tamam. Güney, bak seninle son defa konuşuyorum. Bir ahlaksızlık yaptınız bari arkasında durun. Öyle vicdanınızı rahatlatmak için gelip gidip konuşmaya çalışmayın, yeter. Bizim ne senin ne de o erkek avcısı Baroş kız arkadaşının söyleyecekleriyle ilgilendiğimiz var, tamam mı? Ama sana şunu söyleyebilirim. İnşallah, inşallah bana yaptığın kötülük senin de başına gelir. Gerçi hoş, söz konusu gün çiçek olunca geleceğinden de eminim ya. Neyse. İşte o zaman belki anlarsınız gerçekten ne hissettiğimizi. Gel Ferit. Ya ne demek oğlum, ne demek ha, ne demek, ne demek? Parayı verdim, flavorları alamadım, ne demek ya? Parayı verdim, flavorları alamadım, ne demek ya? Bana ne? Ben flavorlarımı istiyorum ya. Ben 2000 tane flavorlarımı istiyorum ya. Ben 2000 tane takipçi istiyorum ya, 2000 tane. Yavaş! Niye yavaş yakaladın bilgisayarına? Abicim ne yapayım ya? Anlaştığım hacker dolandırıcı çıktı. Aldı paraları, göndermedi flavorları. Oğlum sen kamil misin ha? Kamil misin sen? Kamil misin ya? Parayı niye veriyorsun oğlum? Peşin parayı niye veriyorsun sen ya? Flavorları alsaydın ondan sonra parayı verseydin ya. Flavorları alıp parayı verseydin ya. Sen niye gidip başka hackerlarla anlaşıyorsun? Sen hacker değil misin? Oğlum her işin ayrı uzmanı var. Ha, yeri geldiği zaman konuşuyorsun öyle kara korsanlar, kızıl korsanlar falan filan diye. Ah be pisliği be, ah be oğlum be. Ben şimdi işte nasıl gemiye çıkacağım ya? Üzülme be Orçu. Ya oğlum hem sen niye üzülüyorsun ki? Bırak Alice üzülsün. Saçma sapan konuşup durma. Olmadı Adi Hanım'a da üzülsün. Tatsın üstüne çakacağım şimdi ya. Bana bak. Başka hacker maker yok mu oğlum bu işlerle uğraşan? Vardır da para yok ki oğlum. Biliyorsun para da yok. Para da yok zaten. Para da yok. Ah be oğlum ya. Ben o parayı bulmak için neler çektim ya. Hani iyi oldu olmuştun? Beni mi deniyorsun zaten ha? Zarf mı atıyorsun oğlum sen bana? Açığımı mı yıkılmak istiyorsun sen benim? Beni mi deniyorsun? Sana ne? Nereden bulduysan buldun parayı ya. Allah Allah. Bunu Mert yapmış olamaz. Mert. Yani yapar da en azından bir sebebi olmalı. Tatlım, dünyamızın bir sebepler dünyası olduğunun farkında değil misiniz? Herkes bir sebep bulsa, gitse karşısındakinin beynini patlatsa dünyamızın hali ne olurdu? Değil mi? Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Bir teoriyi çürütmek, organik hale getirmek için nasıl da kıvrak zekalıyım, değil mi? Alkış! Mert geldi Esma Sultan.
Ha bir dakika hocam. Ben şu odaya bir bakayım da. Şimdi bu tiftiğin kafası patlak. Sizin keyfiniz yerinde. Filiz hocamın da morali bozuk. Şimdi muhtemelen siz bunun kafasını benim patlattığımı düşünüyorsunuz. Ya da düşünmek istiyorsunuz. Ama benim bu oyunlara karnım tok hocam artık. Madem ezberledin, niçin arkadaşının kafasını patlatıyorsun o zaman? İsterseniz bir dinleyin, belki anlarsınız Esma Hanım. Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Nasıl çocuklar? Şahane abi. Mükemmel. Ötesi olamaz. Evet. Bayıf. Bravo hocam. Bravo. Ben şahsen bu arkadaştan şikayetçiyim. Neredeyse beyin kanaması geçiriyordum ya. Ulan sen de beyin olsa böyle salak salak planlar yapmazdın. Jeneratör kardeşimiz ne kadar da haklı. Değil mi? Ne güzel konuştu, hepimiz anladık burada. Yaftayı resmen çatır 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 yapıştırdı. Kes sesini be. Sen çık dışarıda oynasana. Hocam, beni kovmak istiyorsanız kovun ya. Yani artık hiçbir şeye şu kadar inancım kalmadı benim. Ne sevgiler sevgi, ne samimiyetler samimi, ne de arkadaşlar gerçek. Zaten okuyunca sizin gibi olacaksam, kovun beni. Ama biraz şeref kaldıysa bende, o kalan şerefimin üzerine yemin ederim ki bunun kafasını ben patlatmadım. Keşke Makro Paşa burada olsaydı. Git derdini Makro Paşa'ya anlat. Bu çocuğun ailesine hesabı sen vermeyeceksin. Senin geldiğin yerde kafa patlatmak bir atasporu olabilir. Ama bizde sadece bir konu üzerinde yapıldığı zaman cezasız kalıyor. Bu yüzden alayım çocuklar gerilirim müziğini. Seni okuldan kovuyorum. Hey pardon, yıldızlarınızı yeni düşürmüşsünüz. Bir tanesini de bana verebilir misiniz? Gözlerinizden yansıyan ışık sizin değil. Yeni düşürmüşsünüz.